Gunyetü't Talibin Altın Öğütler Yazan Abdülkadir Geylani Hazretleri Tevbe Allahu Teala Nur Suresi 31. ayetinde Ey müminler! Hepiniz Allahu Teala'ya tevbe ediniz ki kurtulasınız buyuruyor. Bu ayet-i kerimedeki hitap umuma tevbe ile hitaptır. Lugatte tevbe rücu etmek demektir. Nitekim Tâbe filânun min keza yani filan kimse filan şeyden rücu etti demek olur. Şeriat-ı tevbe, dinde kötü ve çirkin olan şeylerden ve çirkin hallerden yine dinde güzel, beğenilmiş olan şeye ve güzel hallere rücu etmek, dönmek ve günah ve isyanı terk etmenin insanı Allahu Teala'ya ve cennetine yaklaştıran güzel ve makbul şeylerden olduğunu bildiriyor. Allah-u Teala bu ayeti kerimede bütün müminlere hitap edip, ''Ey müminler! Sizler nefsinizin arzularından ve şehvetlerinden vazgeçip bana sığınınız ki, o tevbe ve inabeyle maksut ve matlubunuza kavuşasınız. Ebedi olan ahirette benim cennet ve nimetimde devamlı bulunasınız. Kurtuluş ve saadette olup, ebrar ve salikler için hazırlanmış olan cennete rahmetimle giresiniz.'' buyuruyor. Yine Allahu Teala müminleri ayırıyor ve özellikle müminlere hitap ederek Tahrim Suresi 8. ayetinde Ey iman edenler! Allahu Teala'ya tevbe-i nasuhla tevbe ediniz ki Allahu Teala günahlarınızı affeder ve sizi altından nehirler akan cennetlere koyar buyuruyor. Böylece nasuh tevbesiyle tevbe etmelerini emir ve tembih eylemiş oluyor. Nasuh halis manasında olan nesah kelimesindendir. Tevbe-i nasuh, hiçbir şeye bağlı olmayan ve hiçbir şeyin kendisine bağlı olmadığı tevbe demektir ki, kul kendisiyle itaat ve ibadet üzere doğru yolda bulunur. Günah ve isyana meyletmez. Tilki gibi hile ve kurnazlığa sapmaz ve bir daha isyan ve günaha dönmeyi aklından bile geçirmez. Nefsin arzularını ve isteklerini eksiksiz yaptığı gibi, sayılı olan nefeslerinin güzel ölümle bitmesine, tamam olmasına kadar günahları da sırf Allah rızası için terk eder. Çünkü günahtan tevbe icma-i ümmetle vaciptir. Allahu Teala tevbe ve istiğfar edenleri Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde bildiriyor ve Allahu Teala tevbe eden ve temiz kullarını sever buyurup tevbe eden kullarını Allahu Teala'ya yakınlık derecesinden uzaklaştıran günahlardan tevbe ve rücu edip bu şekilde temizlenen kullarını sevdiğini bildiriyor. Tevbe suresi 112. ayeti kerimede tevbe edenlerin hamd edici, oruç tutucu, rükû ve secde edici olduklarını emre maruf ve nehy-i münker üzere bulunduklarını, Allahu Teala'nın hududunu muhafaza ettiklerini ve bu sıfatta mevsuf oldukları zaman müjdeyle tebeşir edileceklerini beyan ediyor. Hangi günahlardan tevbe lazımdır? Tevbe edilmesi gereken günahlar büyük ve küçük günahlardır. Büyük günahlar hakkında alimler ihtilaf eylemiştir. Bazısı büyük günahlar üçtür, bazısı dört, bazısı yedi, bazısı dokuz, bazısı on bir demiştir. İbni Abbas radıyallahu an, İbni Ömer'in radıyallahu anhüme büyük günahlar yedidir dediğini haber verince, İbni Abbas hazretleri, belki yetmiştir buyurdu. Allahu Teala'nın yasak ettiği her şey kebairdir, büyük günahtır dedi. Bazıları da büyük günahlar belli değildir. Kadir gecesi ve cuma günündeki duanın kabul saati gibidir. Kadir gecesini ve eşref saati bulmak için çok ibadet ve dua gerektiği gibi, insanların bütün günahlardan sakınmaları için büyük günahların sayısı da bildirilmemiştir deniliyor. Bazıları da dünyada hat-ı cezasını gerektiren bütün günahlar büyüktür dediler. Allah alimlerinden bazısı büyük günahları toplayıp 17'dir ve bunların büyükleri kalptedir dediler. Bunlar da 1. Allahu Teala'ya şirk koşmak, 2. Günaha ısrarla devam etmek, 3. Allahu Teala'nın rahmetinden ümidi kesmek, 4. Allahu Teala'nın mekrinden emin olmaktır. 4'ü de dilledir. 1. Yalan yere şahitlik etmek. 2. Masum kimseye kaz ve iftira etmek. 3. Doğruyu yanlış,
yanlışı doğru göstermek için yalan yere yemin edip isterse misvak olsun başkasının malını almak. 4. Büyü yapmaktır. Üçü de karın, mideylidir. 1. Şarap ve sarhoş eden içkileri içmek. 2. Yetimin malını zulümle yemek. 3. Faiz olduğunu bildiği halde faiz mal ve parayı yemektir. İkisi de fecir iledir. 1. Zina etmek. 2. Livata etmektir. İkisi de iki ellidir. 1. Adam öldürmek. 2. Hırsızlık yapmaktır. Biri de ayaklıdır. 1. Düşmanla harp ederken bir kişinin iki kişiden, 10 kişinin 20 kişiden, 100 kişinin 200 kişiden kaçmasıdır. Biri de bütün bedenlidir. 1. Anne ve babaya asi olmaktır. Yani anne babası herhangi bir şekilde günah olmamak şartıyla yemin ettikleri zaman onları dilemeyip aksine hareket etmek, kızıp bağırdıkları zaman onları dövmek, ağır söylemek ve bir şey istedikleri zaman onlara vermemek, aç kalıp yiyecek istedikleri zaman onlara yiyecek vermemektir. Küçük günahların sayısı çoktur. Küçük günahların sayısı pek çoktur. Bunları teker teker bildirmek imkansızdır. Biz bunları ancak şer'i deliller ve basiret nurlarıyla biliriz. Çünkü şeriatın maksut ve matlubu günahları terkle kalbi ve kalbin etrafını Allahu Teala'ya vermektir. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de "Günah olanları terk ediniz. İster dıştan ister içten günah olsun." diye emrediyor. Güzel kimseye bakmak, onu öpmek, cima etmeksizin onunla sarılıp yatmak, Müslüman kardeşine sebepsiz yere kasf etmeksizin sövmek, dövmek, gıybet, nemime, yalan ve bunlara benzer şeyler gibi anlatılması uzun süren günahlar küçük günahlardır. İbni Hacer-i Mekki Zevacir kitabında bunları da büyük günahlardan sayıyor, özellikle gıybet, nemime, yalan en kötü sıfatlardandır. Mümin olan kimse büyük günahlardan tevbe edince küçük günahlar da bunun içerisinde olur. Nitekim Nisa suresi 31. ayette "Eğer nehyolunduğunuz büyük günahlardan sakınırsanız küçük günahlarınızı da affederim" buyuruyor. Fakat yalnız büyük günahlardan sakınmakla kalmayıp bütün günahların büyük, küçük hepsinden tevbe etmeye uğraşmalı. Nitekim şairin birisi "Sen günahların büyüğünü, küçüğünü terk et. İstikamet üzere bulunan kimse için takva budur. Dikenli yer üzerinde yürüyen kimse gibi ol ki her adım attığın yerin zararsız olduğunu bilesin. Sen küçük günahları küçük ve önemsiz sayma ki dağların küçük küçük taşlardan meydana geldiğini herkes biliyor" diyor. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiramıyla bir vadiye indi. O vadide görünürde ağaç yoktu. Resulullah ashabına odun toplamalarını emretti. Ashab-ı kiram, "Burada odun görmüyoruz ya Resulallah" diye arz ettiler. "Alacağınız şeyi küçük görmeyiniz" buyurdu. Bazıları ufak tefek ne buldularsa bir yere birbir üstüne yığdılar. Böylece epey bir şey toplanmış oldu. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "İşte iyilik ve kötülükten küçük ve ehemmiyetsiz sayılan şeyler bunun gibi olur. Çünkü küçük günah küçük günaha, büyük günah büyük günaha, iyilik iyiliğe, kötülük kötülüğe eklenerek çok olur" buyurdu. Bazıları dediler ki, "Günah kulun yanında küçük ve kıymetsiz görününce Allahu Teala katında büyük olur. Kul küçük günahı büyük gördüğü zaman o günah Allahu Teala katında küçülür. Mümin olan kimse iman ve marifeti sebebiyle küçük günahları da büyük görür. Nitekim hadis-i şerifte mümin olan kimse günahını dağın gibi görüp kendi üzerine düşeceğinden korkar. Münafık bir kimse ise günahını burnunun üzerine konan ve hemen uçan sinek gibi görür" buyurdu. Bazıları dediler ki, "Marifet olunmayan günah insanın keşke her yaptığım günah bunun gibi olsaydı" diye söylediği sözdür. Böyle söylemesi imanın ve Allahu Teala'nın azamet ve celaline ait marifetinin azlığındandır. Allahu Teala'nın azamet ve celalini bilseydi elbette küçük günahı büyük, önemsizi önemli görürdü.
Nitekim Allahu Teala bazı peygamberlerine hediyenin ağzına bakmayın, hediye edenin ve onu veren zatın şanının azametine bakınız diye vahiy ve ilham etmiştir. Bunun için Allahu Teala katında yüksek derecelere, büyük kıymet ve değere kavuşan kimse günahların küçüğü yoktur. Allahu Teala'nın emir ve yasaklarından her birine uymamak büyük günahtır demiştir. Sahabeden bazısı tabiinden olan ashabına sizler bir takım şeyler yaparsınız ki o ameller sizin nazarınızda pek ince hafif görünür. Bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sizin bu hafif ve kıymetsiz tuttuğunuz şeyleri ceza ve helake götürücü sayardık buyurmuştur. Böyle buyurması Allahu Teala'ya ve Resulüne yakınlığını gösteriyor. O halde bir cahil tarafından büyük tutulmayan bir şey bir alim tarafından büyük görülür. Buraya kadar anlatılanlardan anlaşıldı ki tevbe herkese farz-ı ayındır. İnsanoğlundan bunun dışında kalan tasavvur olunamaz. Çünkü insan uzuv ve organlarıyla günaha girmekten âri değildir. Bedeniyle günaha girmese kalbiyle günaha düşmekten kurtulamaz. Bundan da kurtulsa şeytanın Allahu Teala'yı anmaktan gafil bırakmak için çeşitli hatıra ve düşünceleri kalbe sokmasıyla meydana gelen vesveseden kurtulamaz. Ondan da kurtulsa kusurdan kurtulamaz. Bunların tümü müminin hal ve makamlarında olan derecelerinin sayısı kadardır. Her hal için taat, günah, hudut ve şartlar vardır. Bunları akılda tutmak taat, unutmak günahtır. Herkes tevbeye muhtaçtır. Tevbe ise insanın içinde bulunduğu iyilik ve ayrılıklardan rücu edip kendisi için yapılmış olan doğru yola ve kalmasın gereken makama girmektir. Bütün müminler tevbeye muhtaçtır. Ancak kıymet bakımından aralarında fark vardır. Avamın tevbesi günahtandır, havvasın tevbesi gaflettendir. Havvası havvasın yani seçilmiş olanların tevbesi kalplerinin Allahu Teala'dan başkasına meyletmesidir. Bunun için Zennûn-i Mısri radıyallahu an avamın tevbesi günahtan, havvasın tevbesi gaflettendir demiştir. Ebu'l-Hasan-ı Sevri, tevbe Allahu Teala'dan başka her şeyden rücudur demiştir. Günahtan tevbe ile gafletten tevbe arasında fark vardır. Aynı zamanda iyilik görmek ile bütün iyilikleri yaratandan gayriye, kalbinde gördüğü meyil ve tutumla tevbe arasında fark vardır. Bunun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tevbeyi bırakmadılar. Şu hadisi şerife bakmaz mısınız ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kalbime perde gelir. Her gün ve her gece Allahu Teala'dan 70 defa af ve mağfiret isterim sözü mübarek ağızlarından çıkmıştır. Adem aleyhisselam yasak ağaçtan yediği zaman cennet hulleleri bedeninden kalkıp taç ve süsleri alındı ve Allahu Teala tarafından Adem aleyhisselamın ve Havva'nın yeryüzüne indirilmesi emrolundu. Beni dinlemeyen bana yakın olamaz denildi. Bundan sonra Adem aleyhisselam Hayâ ve Havva'ya bakıp meydana gelen işin bizi sevgilinin sevdiği yerden çıkarıp ebedi nimet yeri olan yerlerin en şereflisi, en temizi, en emini ve hakka en yakini olan cennete kavuşup ayrıldıktan sonra tevbe ve tazarruya muhtaç kıldı dedi. Tevbeyi bırakmayıp Araf suresi 123. ayetinde bildirildiği gibi Ya Rabbi kendimize zulmettik. Bize mağfiret ve merhamet etmezsen elbette hüsran ehlinden oluruz deyip pişmanlıklarını ishar edip tevbe ve rücu etmeleriyle Allahu Teala'ya tevbelerini kabul buyurmuştur. Nitekim Bakara suresi 37. ayeti kerimesinde Adem aleyhisselam Rabbinden özel kelimeler alarak tevbe ve nizam edince Allahu Teala tevbesini kabul etti. Allah-u Teala tevbe eden kullarının tevbelerini kabul edicidir ve merhamet edicidir buyuruyor. Hasan bin Ali radıyallahu anh buyuruyor ki, Adem aleyhisselamın tevbesi ziyadesiyle tevbeleri kabul edici ve merhametli olan Allah-u Teala katında kabul edildiği zaman, melekler tarafından Safiyullah'a müjde verildi. O anda Cebrail, Mikail ve İsrafil aleyhisselam yeryüzüne inip, Allah-u Teala tevbeni kabul etti, gözün aydın olsun dedikleri zaman Adem aleyhisselam
bu tevbeden sonra bir şey istesem hangi makamdan isteyeyim diye sorunca, ya Adem, sen dünyada meşakkat ve tevbeye zürriyetini variz kıldın. Ondan birisin bana dua edip tazarru, yalvarma ve kendi aşağılığını arz ettiği zaman senin tevbe ve duanı kabul ettiğim gibi onun da tevbe ve duasını kabul ederim. Onlardan biri bende af ve mağfiret dileyip bana sığınırsa ona bahilik etmem. Çünkü ben tevbeleri kabul edeceğim. Ey Adem! Ben günahtan tevbe edenleri cennette haşir ederim. Onları mezarlarından neşeli ve güler yüzü oldukları, duaları kabul buyuruldukları halde kaldırırım. Vahiy ve ilhamına muhatap oldu. Nuh aleyhisselam da tevbeyi bırakmamıştı. Kavminin ona inanması ve kavmine şiddetli gazabı neticesinde Allah-u Teala'nın doğu ve batıdakileri suda boğmuştur. Bunun için Nuh aleyhisselama ikinci Adem denir. Çünkü insanlar onun zürriyetindendir. Nuh aleyhisselamla gemide bulunan insanlardan üçü kendi evladı olan Sam, Ham ve Yasef'ti. Onlardan başka kimselerden çocuk dünyaya gelmemiştir dendi. Bütün insanlar Ham, Sam ve Yasef'ten meydana gelmiştir. Bu kıymet ve dereceyle Hud suresi 47. ayetinde bildirildiği gibi Nuh aleyhisselam, ''Ya Rabbi, bilmediğim şeyi istemekten sana sığınırım. Sen beni mağfiret ve merhamet etmezsen ben hüsran ehlinden olurum.'' diye dua edip af ve gufran dilemiştir. İbrahim aleyhisselam ki Halilullah'tır, Allahu Teala ona kıymet ve celalet ihsan buyurmuş, onu kendine halil yani dost edinmiştir. Onu peygamberler babası yapmıştır. Nitekim Allahu Teala'nın ondan ve çocuklarından 4000 peygamber gönderdiği bildiriliyor. Allahu Teala Saffat suresi 72. ayeti kerimesinde onun zürriyetini devamlı kıldım buyuruyor. Hatta Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve Musa, Davud, Süleyman ve diğer aleyhisselamlar onun oğullarıdır. Bütün bunlara rağmen tevbe ve istiğfarı ve Allahu Teala'ya muhtaç olduğunu bir an unutmamıştır. Şuara suresi 72. ayetinde beni yaratan hidayet sahibidir. Yemem ve içmem ondandır. Hasta olunca şifa veren odur. Beni öldürecek ve tekrar diriltecek odur. Kıyamet günü kusurlarımın mağfiretini ondan dilerim buyurduğu ve tevbelerimizi kabul et. Elbette ki sen Tevvabur Rahim'sin deyip Allahu Teala'dan mağfiret dilediğin bildirilmektedir. Musa aleyhisselam da Allahu Teala'nın yukarıda isimleri geçenler gibi Ulul Azm peygamberlerindendir. Kelimullah'tır. Onu kendine muhib eylemiştir. Vasıtasız olarak onunla konuşmuştur. Nurlu El, Asa ve bunlar gibi 9 ayet ve mucizelerle Tih çölünde geceleyin nurdan direğin görünmesi, Men ve Selva'nın inmesi gibi kendinden önce hiçbir peygambere verilmeyen ayet, işaret ve delaletlerle onu kuvvetlendirmiştir. O da tevbeye ihtiyacı olmadığını düşünmeyip Araf suresi 151. ayetinde bildirildiği gibi, ''Ya Rabbi, beni ve kardeşimi Harun aleyhisselam mağfiret eyle ve bizi rahmetine kavuştur. Sen rahmet edenlerin en merhametlisisin.'' diyerek af ve mağfiret dilemiştir. Davut aleyhisselama da Allahu Teala yüksek kıymet ve meziyet vermiş, büyük mülk ihsan etmişti. Kapısında 30.000 muhafızı vardı. Zebur-i Şerif'i okuduğu zaman kuşlar başucunda toplanır, akan sular durur, insan, cin ve hayvanlar etrafında toplanırlardı. Hiçbiri diğerine zarar ve eziyet vermezdi. Tesbih ettiği zaman dağlar tesbih ederdi. Maişetini temin için ve kader ve kıymetini artırmak ve emrini korumak için Allahu Teala demiri onun elinde hamur gibi yumuşak yaptı. O da secdeye kapanarak 40 gün ağlamış, gözyaşlarını yere dökmüş, hatta onun gözyaşından yerde otlar bitmiş ve bu halle Allahu Teala ona merhamet edip tevbesini kabul etmiştir. Kur'an-ı Kerim bunu açıkça bildiriyor. Süleyman bin Davud aleyhisselam büyük saltanat sahibi olup rüzgar emrindeydi. Akşam sabah birer aylık yola giderdi. Kendisinden sonra hiç kimseye verilmeyen mülkü vardı.
Kendisinin haberi olmadan evinde meydana gelen bir yanlışlık sebebiyle mülkü ve saltanatı 40 gün elinden alındı. Bunun için Allahu Teala'ya çok yalvardı. 40 gün sonra Allahu Teala yüzüğünü balığın karnından çıkarıp Süleyman Aleyhisselam yüzüğünü taktı. Tekrar koşar gelip huzurunda durdu. Cin ve ifrit ve yırtıcı hayvanlar etrafında toplandı. Bu 40 gün içerisinde kendisine kötülük edenler, kötülük düşünenler kendilerinin affedilmesi, kusurlarına bakılmaması için Süleyman Aleyhisselam'dan özür diledi. Süleyman Aleyhisselam, "Bundan önce bana karşı yaptıklarınızdan dolayı size kızmadım, sizi ayıplamadım. Şimdi de bana gösterdiğiniz yakınlık, teveccüh, ikram ve övmelerinizden ötürü size teşekkür etmiyorum. Zira o hal Allahu Teala Hazretlerinin emir ve hükmüydü. Ona duçar olmaklığım zaruriydi." buyurdu. Allahu Teala Süleyman Aleyhisselam'ın tevbesini kabul etti. Mülkünü tekrar kendisine verdi, makamına söz, şan, ihtişam ve azamet bahşetti. Allahu Teala'nın sevgili kullarının, yeryüzündeki halifelerinin halleri bu şekilde olunca, "Ey zavallı, hangi halinle gururlanırsın? Halbuki sen aldanma diyarı olan dünyada şeytanın sancağı altındasın. Onun askeri olmuşsun. Dünya istekleri, nefis, şehvet, arzular ve vesveseler, şeytanın kötülükleri süslü ve güzel göstermesi gibi düşman birlikleri her tarafını sarmıştır. Sense namaz, oruç, zekat ve hanc gibi zahiri ibadetlerine, uzuvlarını ve organlarını zahirde görünen günahlardan men etmene mağrur oldun. Kalbinse kalbe ait ibadetlerden yani vera, takva, züht, sabır, rıza, kanaat, tevekkül ve tüm bunların Allahu Teala'ya ısmarlama, yakin elde etme, gönül selameti, cömertlik, ihsan, hüsnü zan, güzel huy, iyi geçinme, güzel marifet ve taatten, doğruluk ve ihlastan ve bunlara benzer şeylerden boş ve uzaktır. Belki sen kötü ahlak, her çeşit üzüntü, dünya ve ahiretini harap eden her çeşit helak edici belalarla, günden güne artan günahlarla dolusun. Yani fakirlikten korkmak, Allahu Teala'nın kazasına razı olmamak, Cenab-ı Hakk'ın yarattıkları hakkındaki hüküm ve kazasına itiraz etmek, Allahu Teala'nın verdiği sözde şüphe etmek, kin, çekememezlik, hıyanet etmek, dünyada yüksek makam sahibi olmak istemek, başkaları tarafından övülmek arzusunda olmak ve buna benzer şeylere eğilim ve teveccüh göstermek ve Bakara Suresi 206. "Kendisine Allahu Teala'dan kork dendiği zaman izzetin günahtan sayar." ayet-i kerimesinin bildirdiği yüksek manaya göre Allahu Teala'nın kulları üzerine kendini büyük görmek, kızmak, inat etmek, cahilce gayret göstermek, başkanlık sevdasında olmak, boğuz etmek, düşmanlık, bahillik, tamah, dünyaya rağbet etmek, iyilikten korkmak, kibir, ucub büyüklük göstermek, böbürlenmek, kendini beğenmek, başkalarından saygı beklemek, zenginlere hürmet edip fakirleri aşağı tutmak, dünyayla övünmek, ikiyüzlülük, aldatmacılık ve kendini beğenerek doğruyu kabul etmemek, maleyani yani lüzumsuz şeylere girişmek, faydası olmayan çok söz söylemek, kibirlenmek, kendi bulunduğu kötü hali bırakıp başkalarının hallerini araştırmak ve incelemek, Allahu Teala'nın emrini yerine getirmede gevşeklik göstermek, amelini beğenmek, Allahu Teala'ya layık ibadet yapıyorum demek, yaptığı bir şeyde metholunmayı arzu etmek, insanların ayıplarıyla meşgul olup kendi ayıp ve kusurlarını görmemek, nitekim Allahu Teala'dan olduğunu ve yalnız onun vergisini unutup o nimeti kendine yahut o nimeti elde etmede alet durumunda olanlara izafe ve nispet eylemek, yalnız dış görünüşe saplanıp asla öze bakmaktan, şeriatın hududunu korumaktan uzak olmak, bir şeyi kendi yerinden başka yere koymak, neşe ve sevinmeyi beğenip üzüntü ve eleme kızmak gibi kötü şeylerle sonsuz helake götürecek çirkin huylarla dolusun. Halbuki elem ve üzüntüsü olmayan kalp harap olur. Allah korkusu o kalpten çıkar. Üzüntüden uzak kalmakla kalpte hikmet nuru söner. Üzüntünün, elemin artması, Allahu Teala'ya yakınlığı, halka ünsiyeti,
hak için dinlemeyi ve haktan almayı ve bilmeyi gerektirir. Elemle bütün insanlardan kesilir. Saadet-i ebediye, sonsuz kurtuluş ve büyük nimet ele geçer. Sense nefsine bir aşağılık geldiğinde onu tamir etmek ve ona yardımcı olmak arzularıyla dolusun. Nefsin ilaç ve devası ve kavuşacağı saadeti, nefsin Allahu Teala Hazretlerinin sevgili, seçilmiş, beğenilmiş, ayrılmış temiz kulları, şahitleri, alimleri, Allahu Teala'ya yakın olanları, peygamberin varisleri, ebdalları ve arifleri arasına katılmak ve nefsini aşağılamak ve ayıplamaktadır. Sense Allahu Teala'ya ve onun dininin yardımcılarına, onun yol göstermesiyle iş yapan, insanları onu ibadet ve taate çağıran, nimet ve azaplarını hatırlatan, ahiretteki cehennem ateşini söyleyerek insanları korkutan, cehennemden uzaklaştıran, bunun yanında insanları Allahu Teala'nın rahmetine ve cennetine çağıran evliya, yani sevgili kullarına yardımcı olmamaktasın. Bu düşünce ve duygularla dolusun. Sen başında insanlara kırgınlık ve düşmanlıkla, görünüşünde münafıklar gibi ikiyüzlülükte onları kardeş ve dost tutmakla, kalbi kırık olan sevilmiş ve seçilmiş kullara uymamak ve onlardan ayrı ve uzak kalmak düşünceleriyle dolusun. Halbuki o kalbi kırık olanlar Allahu Teala'nın iyi ve seçilmiş kulları, Allahu Teala'nın celisleridirler. Cenab-ı İzzet kapısının mülazimleri, hizmet ve ibadetinde müdavimleridirler. Nimetlerine kavuşmuş, örtüsüne bürünmüşlerdir onlar. Allahu Teala'nın halis kulları ismini almışlardır. Onlar dünyada dönen şeylerden, devletlerdeki inkılaplardan ve fitnelerden ve kavuşmuş bulundukları kıymetli hallerin bir başkasının eline geçmesinden ve kabirde korku ve şiddet şerrinden, kıyamette uzun hesap ve korkudan emindirler. Onlar cennet nimet ve surur, neşe ve sevinçte sonsuzdurlar. Onlar nimet içinde her şekilde lezzet duymaktadırlar. Her saat, her an, hatta göz kapayıp açıncaya kadar olan zamanda bir başka lütfa ve aziz nimetlere kavuşurlar. Sense dünyada sana verilen nimet, devlet ve saltanata nail olduğun, hüküm ve kazaya mağrur oldun, aldandın. Bu aldanman sebebiyle inat ve sıkıntılardan rahat içinde olup sana erişmiş olan ihsan, fazilet, nimet, devlet ve saltanatın senden alınıp giderilmesini unutup emniyette oldun. Bunların elinde ve yanında kalacağını sandın. Halbuki bu nimetler, bu vergiler, bu deptebe, tantana ve saltanat geçmiş insanlarda ve senden önce gelip gidenlerde Firavun, Haman, Karun, Şeddat, At, Rum İmparatorluğu ve İran şahlarındaydı. Zamanın geçmesi insanların değişmesiyle elden ele geçerek, birinden diğerine kalarak, senden öncekine ve ondan da sana gelmiştir. Dünya bir zaman onları oyaladı. Onlarla oyalanıp naz ve eda ile yüzlerine güldü ve Hadid suresi 14. ayeti kerimesin gereğince bozuk emniyet, kötü maksatlar ve nefislerinin arzuları onları aldattı. Durumları bu merkezdeyken Hakk'ın kazası ve Kadir-i Mutlak'ın hükmü onları bu alemden götürdü, sildi ve yok etti. Sebe suresi son ayeti kerimede bildirildiği gibi topluluk ve toplantılarını dağıtıp perişan etti. Kendileriyle mülk ve saltanatları, haşmet, devdebe ve tantanaları arasını kesti ve ayırdı. Onlar nefisleri ve keyifleri için serilen yüksek yataklardan, rahat koltuklardan alındılar. Yüksek, sağlam, müstahkem kale ve saraylardan indirildiler. Kurtuluş ve zafere kavuştukları izzet, şeref ve makamlarından kendisinin olduğunu iddia ettikleri, onunla gururlandıkları, böbürlendikleri mülk ve saltanatlarından mahrum edildiler. Nefislerinin ve şehvetlerinin zevk ve keyifleri içinde ulaştıkları ve onları elde etmeye çalıştıkları sıralarda hatıralarını asla getirmedikleri ve düşünmedikleri üzüntülerle dolu bir halde Allahu Teala'nın huzuruna getirildiler. Yaramaz amelleri üzerine tutuklandılar. Yaptıkları şeyler için ince hesaba çekildiler. Dünyada başkalarını hapseylemiş oldukları cezaevlerinden daha da ağır cezaevlerinde hapsedildiler.
dünyada başkalarına bağladıkları zincirlerin daha kuvvetlisiyle bağlandılar. Başkalarına yaptıkları eziyet ve azabın daha şiddetlisiyle azap olundular. Ateş ve cehennemde yakıldılar. Zincir ve buka ile bağlandılar. Cehennemde bulunanlara mahsus olan zakkum ve zehirli diken yedirildiler. Cehennemdekilerin içecekleri olan kaynar su ve irin içtiler. Ey zavallı! Bildirdiğimiz eski krallardan Firavun, Haman, Karun, Şeddat, At, Rum imparatorlukları, İran şahları ve bunlara benzer zalim hükümdarların bu beyan olunan hallerinden onların harap olmuş, isimleri unutulmuş, saray ve köşkünden ibret alman, kendine gelmen, aklını başına toplaman yok mudur? Onlar da o binalar içinde cevir ve zulmettiler. Çok kimselerin yüzlerine, sırtına ve başına vurdular. Çok zavallı, miskin fakiri ağlattılar. Kanlı yaşlar döktüler. Bunca zenginleri, mal sahiplerini zelil ve fakir ettiler. Çok bidat ve kötü yollara saptılar. Bidat ve kötülükleri adet haline koydular. Nice alim ve doğru sözlülerin kalbini kırdılar. Onları gücendirdiler. Onlardan gördükleri zulmün kaldırılması için yalvararak secdeye kapandı. Çok dua, ağlama ve feryatlarını, onlardan şikayetlerini Hay ve Kayyum olan Allahu Teala'nın bârigâhına sundular. Onların bu yalvarmalarına ve münacatlarıyla melekler de dua etmeye, ağlamaya, yalvarmaya başladı. Duaları kalplerindeki ve bütün gizliliklerini bilen Allahu Teala'nın huzuruna sunulunca Cenab-ı Aziz ve Hakim onların şikayetlerine, feryat ve figanlarına nazar etti ve bir müddet sonra olsa da ben size elbette yardım ederim cevabını verdi. Zalimlerle, cebbarlarla mehil verirse de cezalarını ihmal etmez olduğunu beyan eyledi ve onları yok edip onlardan kalan bir şey görür müsün ayeti kerimesiyle onların benzerleri ve hikayelerinden insanlar arasında söylenen kıssalardan başka onlardan hiçbirisini bırakmadı. Bir kavmi suda boğmakla, bir kavmi yere geçirmekle, bir kavmi taşla, bir kavmi öldürmekle, bir kavmi şekillerini değiştirmekle helak etti. Bir kavmin de kalplerini katı taş gibi sert yapmak, kalplerini küfürle mühürlemek, şirk ile, gaflet ve zulmet ile damgalayıp helak etti. Onların kararmış kalplerinde İslam ve iman görünmedi. Sonra Allahu Teala onlara şiddetli azaplar edip cehenneme soktu. Nisa suresi 56. Derileri tamamen yanınca azabı tatmaları için onların derilerini taze deriler halinde tebdil ederiz. Ayet-i kerimesinde bildirildiği şekilde onları cehennem ve ebedi azapta bulundurdu. Onlar için orada ölmek, onlardan çıkmak olmadığı gibi korku ve helak üzüntülerinin de sonu yoktur. Geçimleri çok dardır. Bundan kurtulup rahata kavuşmaları yoktur. Sesleri kesilmiş, kalpleri bağlanmış, parçalanmış, dilleri söylemez olmuş ve onlar için Mü'min suresi 108. ayetindeki gibi ''Artık susunuz, yalvarma ve yakarmanız, feryat ve inlemeniz makbul değildir.'' diye cevap vereceği beyan olunmuştur. Ey zavallı! Sen onların yaptıklarını yapmaktan, onların bidat ve adetlerine uymaktan, gittikleri bozuk yollara sapmaktan kaçın. Çünkü sakınmaz ve tevbe etmeden ölürsen ve nefsin için özür ve cevaplar bulup kendi kurtuluş ve saadetine sebep olacak amelleri yapmazsan, ahiret için azık hazırlamazsan, bu dünyadan gafil olarak gidersin ve onların içinde bulunduğu azap ve felaketlere sen de tutulursun. Tevbenin şartları ve nasıl olacağı. Tevbenin şartları 3'tür. 1. Şeriatı uymayan şeylere pişman olmaktır. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem pişmanlık tevbedir buyurup pişmanlığın tevbe olduğunu beyan eylemiştir. Pişmanlığın doğruluğunun alameti ince kalplilik ve çok gözyaşı dökmektir. Bunun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok tevbe edenlerle oturunuz çünkü onlar ince kalpli olurlar buyuruyor. Böylece çok tevbe edenlerle bir arada oturunuz, onlarla sohbet ve arkadaşlık ediniz. Zira onlar daha ince ve yumuşak kalpli ve anlayışlıdır diye emrediyor, uyarıyor. 2. Her hal ve zamanda bütün kötülükleri ve kötü sözleri terk etmektir. 3.
günah ve kötülükten yapmış olduğu şeyleri ve onlara benzer şeyleri bir daha yapmamaya azmedip karar vermektir. Nitekim Ebu Bekir Vasıtî'ye nasuh tevbesi nasıldır diye sorulduğunda, nasuh tevbesi gizli ve aşikar, sahibi üzerinde günah iz ve tesirlerinden bir iz ve lekenin kalmasıdır buyurdu. Pişmanlık azmetmeyi, cezmetmeyi ve karar vermeyi doğurur. Azimle yaptığı günahlara bir daha dönmemektir. Zira tevbe eden kimseye, günahın kendisiyle Rabbi arasında ister dünya, ister ahiret hususunda olsun, sıkıntı ve meşakkatten kurtulma arzusu arasında engel ve mani bulunduğu pişmanlığı sebebiyle malum olmuştur. Nitekim hadis-i şerifte, kul kendisine erişen günah sebebiyle bol rızıktan mahrum olur buyurmuştur. Bunun gibi zina fakirliğe sebep olur sözü hadis-i şeriftir. Bazı arifler buyurdu ki, geçiminde darlık ve değişme, rızkında zorluk ve halinde bağlama ve dağınıklık gördüğün zaman kendinin Allahu Teala'nın emrini terk edici ve nefsinin arzuları peşinde koşucu olduğunu muhakkak bilmelisin. Kendine başkalarının el ve dil uzattığını, zalimlerin kendine, ehline, malına ve çocuklarına kast eylediğini gördüğünde, haram ve yasakları yaptığını, üzerine gereken hukuku yerine getirmediğini, şeriat hududunu aştığını bilmelisin. Arzu, gam ve sertlikleri kalbinde toplamış gördüğün zaman, Allahu Teala'nın sana takdir ve vaad eylediği şeye itiraz üzere bulunduğunu, emrinde Allahu Teala'ya yarattıklarını ortak ettiğini, senin hakkında ve yarattıkları hususunda Cenab-ı Hakk'ın tedbirine razı olmadığını, Hakk'a itimadın bulunmadığını muhakkak bilmelisin. Demek ki tevbe eden, kendi haline bakıp düşünerek bildirilen halleri anladığı zaman kendisine pişmanlık geleceği muhakkaktır. Pişmanlığın manası, tevbe edenin matlup ve mahbubunun elden çıktığını bildiğinde, hasret, üzüntü ve ağlaması uzadıkça, kalbinin sızlaması ve böyle günahlara bir daha dönmemeye niyet eylemesidir. Çünkü günahların kötülüğünü anlamıştır. Günah ve Allahu Teala'ya isyan, öldürücü zehir, yırtıcı kuş, yakıcı ateş ve keskin kılıçtan daha zararlıdır. Mümin olanın bir delikten iki defa sokulmayı arzu etmeyeceği muhakkaktır. Bunun için mümin, beyan olunan zararlı şeylerden kaçtığı gibi, zaruri olarak günah ve isyandan da kaçarak sakınacaktır. Halbuki günahlarda tam helak olmak, ibadet ve taatlerde ise ebedi saadet ve kurtuluş, dünya ve ahirete ait her türlü selamet vardır. Çok kere olur ki bir saatlik, bir anlık şehvet uzun üzüntüler doğurur. Sahibini hastalıklara düşürür, uzun ömrü yıkar, birkaç insanı cehenneme götürür. Kendisinden nasuh tevbesi meydana gelecek niyetin tedariki iradedir. Bu tedarik hale bağlıdır. Tevbe sahibinin o halde devam eylediği, içinde bulunduğu her hatıradan geçen şey yasaklanmış şeyi terkini ve kendine yönelen her farzın edasını gerektirir. Bu tedariğin geçmişle dahi bağlantılığı vardır. Önceden yaptığı günah ve kayıpların gelecekte tedariki ve kaçırdıklarını telafi etmesi, taate devamı, ölünceye kadar günahları terk etmesidir. Ama tevbenin geçmişe bağlanma bakımından doğruluğunun şartı, tevbe edenin fikrini reşid çağına eriştiği, bali ve ihtilam olduğu günün başlangıcından başlamayı ve ömründen geçen zamanı yıl yıl, ay ay, gün gün ve saat saat, nefes nefes teftiş etmeyi, gözden geçirmeyi, kendisinin kusur ve eksikleri bulunan taatlere, kazanmış olduğu günahlara bakmasıdır. Üzerine farz olan bir vakit namazı terk etmiş yani hiç kılmamışsa yahut erkan ve şartlarına uygun yapmamışsa, mesela abdestsiz, niyetsiz namaz kılmışsa yahut pis veya ipek veya gasp olunmuş elbiseyle yahut gasp edilmiş toprakla kılmışsa, o kimse buluğ zamanından tevbesine kadar bu şekilde kılmış olduğu namazların hepsini kaza eder. Önce farzların kazasıyla meşgul olur. Vakit namazının zamanı darlaşınca kazadan sonra vaktin namazını kılar. Sonra yine bu şekilde sonuna kadar kaçırdığı namazları kazayla meşgul olur. Çünkü Hanbeli mezhebinde namazların kazasında tertip vaciptir.
Bir zaman imanı kuvvetlenip namaz ve orucunu güzel yapmış, necasetten ve dinde haram olan şeylerden sakınmış. Başka zaman şakiliği kuvvetli olup şeytan kendisini günah ve hataya düşürüp namazında noksan, şart, erkan ve vaciplerinde gevşeklik ve kusur meydana gelerek bazısını yapmış, bazısını terk etmiş yahut bir gün kılmış, bir gün terk etmiş yahut bir günde farz olan 5 vakit namazdan bir ya da ikisini kılmış, diğerini terk etmiş olursa bu durumda o kimse araştırmalı, hesap etmeli, layıkıyla düşünmeli. Bildirilen farzlardan şeriata uygun yaptıklarını, yakinen bildiklerini kaza eleyip diğerlerini kaza etmelidir. Eğer kendi kendine düşünür, azimet yolunu seçer de hepsini kaza ederse, ihtiyatı gözetmiş olur. Kendisine iyilik etmiş olur. Onun bu şekilde kazası Allahu Teala'nın diğer emirlerinde meydana gelen kusurlarına kıyamet günü kefaret olur. Tevbe, İslam ve sünnet üzere vefat ederse cennette derece kazanmasına sebep olur. O kimsenin orucu terki sefer veya hastalık halinde olursa yahut oruca niyeti unutmuşsa böyle tuttuğu orucu kaza eder. Bir şüphesi olur ve hakikate nasıl olduğunu bilmezse kendi kendine araştırır, zannı galiple terk ettiklerini kaza eder. Diğerlerini kaza etmez. Azimetle amel etmek isterse hepsini kaza etmesi kendisi için hayırlı olur. Buluğ zamanından tevbe zamanına kadar olan zamanı hesap eder. Aralarında 10 sene varsa 10 ay oruç tutar. Aralarında 12 yıl olursa 1 yıl oruç tutar. Her senenin Ramazan ayı için 1 ay oruç tutmuş olur. Zekat hususunda buluğ zamanından değil nisaba malik olduğu ve üzerinden 1 yıl geçtikten sonra kaza eder. Senelerin sayısını bir bir hesap eder. Çünkü bizim mezhebimizde, Hanbeli mezhebinde zekat çocuk ve deli üzerine de lazımdır. Bu hesap sırasına göre malının zekatını ayırıp fukara, miskin ve gariplerden hakkı olanlara verir. Eğer bazı yıllarınkini vermiş, bazınınkini vermemiş, ihmal etmişse bunu da hesap eder, namaz ve oruç bahsinde anlatıldığı şekilde terk ettiklerini kaza eder. Hac hususunda şöyledir ki, hacca gitmek şartları kendinde bulunursa hacca gitmesin gerektiğiken, kusur ve gevşeklik edip hacca gitmemiş ve sonra hacca gidecek duruma gelse hemen hacca gitmesi lazımdır. Malı yoksa fakirleşmiş veya iflas etmiş olsa da, bedeniyle yola çıkmaya ve gitmeye kudreti varsa yine hemen hacca gitmesi lazımdır. Beden bakımından gitmeye kudretli olmayıp ancak mal sarf ederek gidebilecekse, üzerine azık ve binek yani vasıta miktarı helalinden para kazanmak lazım olur. Kazanacak kudreti de yoksa, hac etmek için insanlar zekat ve sadakalarından kendisine versinler diye dilenerek insanlardan mal istemesi, para istemesi lazımdır. Çünkü o kimse bize göre Tevbe suresi 60. Sadaka ancak miskin ve fukaralar içindir. Ayet-i kerimesinde beyan olunan 8 sınıftan biridir. Bunu yapmadan ölürse asi olarak ölür. Çünkü o kimsenin hancı edasında kusur ve gevşeklik olmuştur. Bize göre haccın vücubu fevridir. Hemen yapılması lazımdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimsenin azık ve vasıtaya kudreti olur da hac etmezse, dilerse Yahudi, dilerse Hristiyan dininde ölsün buyurmuştur. Bu hadis-i şerifin buyurulması, hac hakkında olan emri kuvvetlendirmeye ve onu yerine getirmeye ihtiyatın gözetilmesine, kaçırmadan korkulmasına dikkat gerektiriyor. O kimsenin kefaret ve adakları varsa onları yerine getirmesi ve bildiğimiz şekilde ihtiyat üzere harekette bulunması lazımdır. Tevbe eden kimsenin günahlar hakkındaki durumu şöyledir ki, buluğ zamanından beri kulağından, gözünden, dilinden, elinden, ayağından, tenasül organından ve bütün azalarından meydana gelen şeyleri düşünmeli. Sonra ömrünün her günü ve saatine göz atıp düşünüp kendi kendine günahlar defterini hatırlayıp, küçük ve büyük günahların hepsinin göz önüne getirmeli. İnfitar suresi 11. ayet-i kerimede bildirilen, kiramen katipleri yaptıklarınızı bilirler. Kaf suresi 18. ayetinde, insan bir sözü söylerken sevap ve günahları yazan iki melek onu gözetir ve yazmaya hazırlanırlar. Ve'rat suresi 11. ayetinde, Allahu Teala'nın insana müvekkel melekleri vardır ki,
önünden ve arkasından takip edip Allahu Teala'nın izniyle onu hıfz ederler. Bildirdiği gibi bir an uyumayan ve yumulmayan gözlerden ve kendisini koruyan, hayır ve şerrini yazan, işini, amellerini ve nefeslerini sayan kerim meleklerden, gizli ve aşikari olanları, kalplerden geçenleri bilen Allahu Teala Hazretlerinden gafil bulunduğu yerlerin hepsini bir an düşünmeli. Yaptığı günahlar, zina, şarap içmek, şarkılar dinlemek, mahrem olanlardan başkasına bakmak, cünüp olduğu halde mescitte oturmak, abdestsiz Kur'an-ı Kerim'e dokunmak ve bidat itikatte bulunmak gibi kul hakkıyla ilgili olmayıp yalnız kendisiyle Allahu Teala arasında bulunan ve Allahu Teala'nın hakkından sayılan günahlar kısmından olursa tevbesi bunlardan pişman olmak, üzülmek ve Allahu Teala'dan özür dilemektir. O kimse çokluk ve zaman bakımından günahının sayısını hesap eder. Her günah için ona uygun sevap ister. O günahlar sayısınca sevap olan şeylerden yapar. Bu izahımız Hud Suresi 124. Sevaplar günahları giderir. Ayet-i kerimesinin yüksek manasından alınmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her bulunduğun yerde Allahu Teala'dan kork. Günaha girdiğin zaman karşılık olarak onu mahvedecek sevap işte buyurmuştur. Tüm bunlardan anlaşılıyor ki, şarap ve içki içmenin kefareti için helal olan su ve diğer meşrubatı sadaka etmeli. Şarkılar dinlemenin kefareti, Kur'an-ı Kerim'i, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifini ve salihlerin, velilerin hikayelerini dinlemektir. Cünüpken mescitte oturmanın kefareti, ibadette meşgul olup mescitte itikaftır. Abdestsiz Kur'an-ı Kerim'e dokunmanın kefareti, Kur'an-ı Kerim'e ikram ve ihtiram ve çok çok okumak, içindeki ibret verici ayetlerden ibret almak, nasihat yolu olanlardan ders almak, Kur'an-ı Kerim'i hükmüyle amel etmek ve Kur'an-ı Kerim'i yazıp başkalarının da okumasını temin etmekle olur. Ama kullara zulmetmede günah ve Allahu Teala'nın hakkından olmak üzere cinayet de vardır. Çünkü Allahu Teala zina ve içki içmekten yasakladığı gibi kullarına zulmetmekten de nehyetmiş, yasaklamıştır. Allahu Teala'nın hakkıyla ilgili günahların tevbe ve tedariki, pişmanlık, üzüntü ve bir daha öyle bir şey yapmayı terk etmek ve ona kefaret olmak için iyilik ve sevapta bulunmaktır. İnsanlara eza etmenin kefareti, onlara ihsan ve onlar için dua etmektir. Eza olunan kimse ölmüş, ezada dil veya dönmeyle olmuşsa, kefareti o kimseyi rahmetle anmak, oğluna ve varislerine ihsan etmektir. Allahu Teala'nın hakkıyla ilgili insanların mallarını gasp etmenin kefareti, helalden kazandığı şeyi Allah yolunda sadaka vermektir. Eziyet, insanları gıybet etmek ve insanlar arasında kovuculuk etmek, insanları kötülemek, ayıplamak, aşağılamak gibi ırz ve namusla ilgili şeylerle olursa, ayıplanan ve aşağılanan kimseler ehli sünnettenseler, onun kefareti onları övmek, toplantılarda, meclislerde, camilerde ve onun arkadaş ve yakınları arasında iyi huy ve güzel ahlaktan onun hakkında bilinen ve meşru olan şeyleri söylemektir. Allah-u Teala'nın hakkıyla ilgili olarak insan öldürmenin kefareti köle azat etmektir. Çünkü köleyi azat etmek o kulu diriltmektir. Çünkü köle kendine ait olan şeyde hükümsüz ve yok gibidir. Kendi kendine tasarrufu yoktur. Böyle olduğu Nahl Suresi 75. Örnek olsun diye Allah-u Teala elinde bir şey olmayan köle vermiştir. Ayeti kelimesinde bildiriyor. Kölenin bütün varlığı efendisi, tasarrufu, hareket ve hareketsizliği yalnız sahibi içindir. Çünkü bunlardan doğacak faydalar efendisine aittir. Bu yüzden köleyi azat etmede meydana getirme ve diriltme vardır. Katilin insan öldürerek Allahu Teala Hazretlerine ibadet eden bir kimsenin canına kıyması ve onun Allahu Teala için taatini keserek bir cinayetin girmesi ancak ona benzer. Allah-u Teala'ya ibadet eden bir kulun yerine getirilmesiyle emrolundu. Buysa ancak bir köleyi kölelik bağından kurtarmakla ve onun hiçbir engel olmadan kendisi için tasarrufa malik olmasıyla tahakkuk eder, gerçekleşir. Bu durumda o kimse öldürmeye diriltmeyle mukabele etmiş olur. Bu da Allah-u Teala'nın hakkına dairdir. Fakat kul hakkında olan cinayet bedende, malda,
yahut da sadece eziyetten ibaret olarak kalpte olur. Böylece cinayet işliğinin tevbesi öldürdüğünün diyetini veli ve varislerine ve müstahak olanlara öldürenin akilesi, yakınları veya imam tarafından teslimlidir. Katilin akilesi yoksa, beytül malda mal yoksa diyet sakıt olur. Eğer katil diyeti verebiliyorsa ve katilin akilesi yoksa bu durumda katil için Nisa suresinin 92. Bir mümini hataen öldüren, mümin bir köle azat eder ayet-i kerimesin gereğince azat etmesinden başka bir şey lazım değildir. Çünkü bize göre diyet akile üzerinedir. Bundaki katil diyetle mükellef değildir. Bazıları da katilin akilesi yoksa ve kendisi de zenginse diyet katil üzerinde vaciptir yani lazımdır dediler. Bu da İmam-ı Şafii'nin mezhebidir. Zira diyet önce katil üzerine lazım olur. Sonra akilesiyle kendisi kolaylık için bildirilen diyeti katilin akilesi yüklenir. Bu durumda akilenin bulunmaması sebebiyle diyet katil üzerine lazımdır. Özellikle katil tevbe halinde olmak, zulümden ve insan hakkından kurtulmak ve temizlenmekten görevlidir. İnsan öldürmek kasten bile bile olursa, kısastan başka bir şeyle kurtulmasına çare yoktur. Bunun gibi cinayet nefsin gayride ve kısas yapılacak yerde olursa hüküm yine anlattığımız gibidir. Cinayet nefiste, insanın canındaysa ölenin veresesiyle konuşur. Cinayeti can değil, bir uzuv, bir organdaysa yaralananla konuşulur. Maktulün vesvesesi veya yaralanan kendisi katil veya caniyi mal ve para almadan kısastan affederlerse kısas sakıt olur. Mal ve para üzerine affı isterlerse katil ve cani bu hususta mal ve para vererek kurtulmayı üzerine alır. Bir kimse bir kimseyi katletse, kendisinin o kimsenin katili olduğu bilinmese, velisi veya veresesi yanında ikrar etmesin gerekiyor. Veli veya verisi dilerse affeder, dilerse katil eder, dilerse ondan mal alır. Katil için bunu yani adam öldürdüğünü saklamak caiz değildir. Çünkü bu cinayetin yalnız tevbeyle sakıt olmasına ihtimal yoktur. Eğer birçok kimseleri ayrı ayrı zaman ve yerlerde katletse, üzerinden de zaman geçmiş olsa, maktullerin yani öldürülmüş olanların velilerini ve katleylediklerinin de sayısını bilmese, böyle bir kimse tevbesini ve amelini güzel eyler. Kendisi için çeşitli mücahedeler, mücahede nefsin istemediklerini yapmak demektir. Sıkıntılar ve kendisine zulüm ve eza edeni afla köle azat etmek, sadaka vermek ve çok nafile ibadet etmek de kendi nefsi üzerinde Allahu Teala'nın hakkını yaptırır. Rahmetim her şeyi aşmıştır ve o merhamet edenlerin en üstünüdür. Ayet-i kerimelerinin anlamları gereğince Allahu Teala'nın rahmetiyle kıyamette kurtulmak ve cennete girmek üzere bildirilen mücahedeler, nafile ibadetler ve diğerlerinden gelecek sevabı öldürdüklerinin hakları kadar onlara hediye eder. Çünkü bu şekilde çeşit çeşit katilden, yaralamalardan ve yol kesme gibi şeylerden üzerinde geçenleri söylemekte fayda yoktur. Çünkü bunda sahiplerinin ve hakkı olanların haklarını ödemek veya helallaşmak bildirilmedi. Kendine lazım olan bildirildiği şekilde çeşitli mücahedelerle meşgul olmaktır. Zina etmiş, şarap içmiş veya hırsızlık yapmış olsa ve malını bilmese yahut yol kesicilik yapsa fakat kimin yolunu kestiğini bilmese tevbesinin sahih olması için imam veya hakimden kendine hat vurulmasını istemesi ve bu surette perde ve namusunu yırtarak ve lekeleyerek rüsva ve rezil olmasın gerekmez. Belki Allahu Teala'nın örtüsüyle örtünüp kendisiyle Allahu Teala arasında olan şeyde tevbe ve istiğfarla Allahu Teala'ya yönelmeli, sığınmalı, gündüz oruç tutmalı, mübahları az kullanmalı, geceyi ibadette geçirmeli. Çok Kur'an-ı Kerim okumalı, çok tesbih etmeli, vera ve takva bunlara benzer şeyleri kendine vazife edinmeli. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse şeriata uymayan, kötü, çirkin şeyleri yapsa, o kimse Allahu Teala'nın örtüsüyle örtünsün. Yüzünü bile gösterip o şeyleri açıklayıp ortaya dökmesin. Çünkü bir kimse onları bize söylerse, biz Allahu Teala'nın hat cezasını onlara tatbik ederiz.
bizim ona haber verdiğimize uymasa ve yaptığı işi vali veya hakime bildirse, vali ve hakim de had cezasını tatbik etseler, onların had vurması bizim vurmamız yerine geçip, o kimsenin tevbesi sahi, Allah-u Teala katında makbul, kendisi günahlardan beri ve pak ve temiz olur buyurdu. Mal hususundaki tevbeye gelince, gasp etmek, çalmak veya yol kesmekle bir kimsenin malını almış ise veya emanet ve ariyete hıyanet etmiş ise veya kalp para sürmek, sattığı malın ayıbını gizlemek, bir günlükçünün işçinin ücretini az vermek yahut hiç vermemek gibi şeyler yapmış ise, bunların hepsine buluğ zamanından beri değil, o şeyin meydana geldiği zamandan, yani buluğ ve akıllı olduktan sonra yahut buluğdan önce veli ve vasisinin terbiyesinde ve evinde bulunduğunda veya veli ve vasisinin onun malını kendi malıyla karşılaştırdığı, veli ve vasisinin dininde zalim olup aldırmaksızın veya ehemmiyet vermeyip bazen çocuğun işinden, bazen de vesinin zulmünden haram malın çocuğun malına karıştığı müddetten beri olan şeyleri incelemek ve her hakkı sahibine vermek ve malını böyle şüphe ve haramdan temizlemek lazımdır. Tevbe eden kimse sevap elde etmeden, amel defterini düzeltmeden ve gaflet üzereyken ölüm gelmeden veya kıyamet kopmadan cinayet gününün başından tevbe gününe kadar hesabınızı görmeden kendinizi hesaba çekin. Hadis-i şerifine uyarak nefsini inceden inceye, zerre, çekirdek ve küçük şeyler dahil yaptığı kusur, zulüm ve cinayetlerinden hesaba çekmelidir. Zira o kimse yaşadığı müddetçe uyanık ve akıllı olduğu halde geçmişine bakarak şehvet ve lezzetlerine kavuşmaya haris olduğu nefsinin arzularına ve şeytana uyarak günahlara ve Allahu Teala'nın emrine aykırı şeyler peşinde koşarak Allahu Teala'ya ibadet ve taatten uzak bulunduğu halde vefat ederse, kıyamet günü hesabı zor, veyil ve helaki, feryat ve figanı büyük olur. Her taraftan ümidi kesip boynu bükülür. Mahşerdeki insanlar arasında utanması çok ve delil bulması imkansız olur. Kendisine her çeşit amelden sual olunur. Cevabı makbul olmaz, dinlenmez. Nadim ve pişman olur. Pişmanlığı fayda vermez. Özür diler, kabul edilmez. Mehil ve müddet ister, verilmez. Şefaat edilmesi için yalvarır, şefaat olunmaz. Sevap ve iyilikleri zulmettikleri ve kendisinde hakkı olanlar tarafından alınıp günahları çoğalır. Kâr değil, zarar ve ziyanda olan iflas eder. Üzerine Cenab-ı Hakk'ın gazabı şiddetli olur. Zebaniler tarafından tutulup kendisi için olan azaba ve cehenneme atılır. Cehennemde Karun, Firavun ve Haman'la beraber olur. Çünkü kullara zulümde terk ve müsamaha yoktur. Eserde geldi ki kıyamet günü bir kimse Allahu Teala'nın huzuruna getirilir. Halbuki o kimsenin dağlar gibi hayrat ve iyilikleri bulunur. Eğer bu sevap ve iyilikleri kendinde kalsaydı cennetlik olurdu. Bu durumda zulmettikleri ve üzerinde hakkı olanlar oraya gelir. O kimse dünyada birisinin ırzına sövmüş, birisini gasp ederek malını almış. Velhasıl şuna buna bir takım eza ve cefa etmiş bulunur. Sevap ve iyilikleri kendisinde hakkı olanlara verilir. Kendisinde sevap kalmaz. Melekler, ''Ya Rabbi, bu kimsenin sevapları takasla bitti ve kendisinden alacaklı olan daha birçok kimseler kaldı. Onlara yetmedi.'' dediklerinde Allahu Teala, ''Alacaklıların günahlarından onun günahına katınız ve cehennemliktir.'' diye yazınız buyurur. O halde o kimse başkasının günahı sebebiyle kıyas yoluyla veyil ve helake müstahak olur. Mazlum da o zalimin sevabıyla kurtulmuş olur. Gördüğü zulmün karşılığını alır. Ayşe radıyallahu an Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor. Kabahat ve kusur üçtür. 1. Allahu Teala'nın affeylediği kabahat ve kusur. 2. Allahu Teala'nın affeylemediği kabahat ve kusur. 3. Allahu Teala affetmez ve hiç eksilmez. Allah-u Teala'nın affeylemediği şey kendine ortak koşmaktır. Nitekim Allah-u Teala Maide Suresi 72. ayetinde Allah-u Teala'ya şirk koşana Allah-u Teala cenneti haram eder. Onun devamlı kalacağı yer cehennemdir buyuruyor.
Allah-u Teala'nın affeylediği kusur, kulun kendi nefsine eylediği zulmü, yani kulla Allah-u Teala arasında olan kusurdur, yani günahtır. Hiç azaltılmayan kusur, kulların birbiri hakkında yaptıkları zulüm ve düşmanlıktır. Ebu Hureyre radıyallahu an bildirdiği hadis-i şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiramına radıyallahu an, kıyamet günü ümmetimden müflis olan kimdir bilir misiniz buyurunca ashab-ı kiram, bize göre müflis altın ve gümüş yani parası olmayandır deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamet gününde ümmetimin müflisi namaz, oruç ve ibadetlerle gelen bir kimseye sövmüş, birine iftira etmiş, birinin malını yemiş, birinin kanını dökmüş, diğerini dövmüş olduğundan ve yaptığı cevir ve zulme karşılık hak sahiplerine sevapları verilen, sevapları bitince hak sahibinden günahları kendine yükletilen ve cehenneme atılan kimsedir buyurdu. Bunun için tevbeyi acele etmek lazımdır. İbni Abbas radıyallahu anhuma bildirdiği hadis-i şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tehir edenler sonra yaparım diyerek helak oldu. Yani cürüm ve kusurun hemen ardından tevbe etmeyip, ileride tevbe ederim diyenler, korku ve helakı vartısında uçurumundadırlar buyurmuştur. İbni Abbas radıyallahu an, Kıyamet suresinin 5. ayet-i kerimesini, İnsan günahlarda erken davranır, tevbesini ise geciktirir. Biraz sonra tevbe ederim der. Hatta kendisine ölüm gelir de o hala devam ettiği kötülükler içinde bulunur ve o halde dünyadan göçer diye tefsir etmiştir. Lokman Hekim oğluna, ''Ey oğlum, tevbeni yarına bırakma, çünkü ölüm sana aniden gelebilir.'' demiştir. Bundan anlaşılıyor ki herkesin sabah ve akşam tevbe etmesi lazımdır. Mücahit rahmetullahi aleyh, ''Bir kimse akşam ve sabah olduğunda tevbe etmezse zalimlerdendir.'' demiştir. Tevbe iki kısım olup birisi kul hakkı ile ilgilidir. Bunu anlattık. İkincisi, günaha girenle Allah-u Teala arasında olan günahlardır. O da bundan önce işaret ettiğimiz şekilde dille istiğfar, kalple pişmanlık ve bir daha o günaha girmemek üzere azim ve kastetmektir. Zulümden tövbe eden kimse iyilik ve ibadeti çok yapmaya uğraşmalıdır ki, kıyamet günü sevaplarından alınıp zulmettiklerinin ve hak sahiplerinin terazisine konduğunda kendisine de yeterli kadar kalsın. Zulümden tevbe eden kimse, kullar için olan zulümdeki çokluğu miktarınca iyilik ve sevabı çok yapmalı. Böyle yapmazsa başkalarının günahı sebebiyle kendisini helak eder. Bu durumsa zulmün nispeti müddetince ömrü uzun olsa bütün ömrünü sevap kazanmaya sarf etmekte görevli olur. Fakat bu maksat her zaman ele geçmez. Ölüm insanın gözetlemededir. Bazen eceli yaklaşır da amelinde ihlas, niyetinde düzgünlük bulunmaz ve yediği helal olmaz. Arzularına kavuşmadan ölümün kendisini boğduğu, sayılı nefeslerine son verdiği çok görülmüştür. İşte bunun için zulümden tövbe eden kimsenin bütün gayretini harcayıp buraya kadar bildirilen halleri, zulmettiklerinin adlarını tek tek yazmak, bulundukları memleketlere gidip dolaşmak, onları bulup helalleşmek, yahut onların haklarını eda etmek ve onları bulamazsa varislerine ödemek lazımdır. Bununla beraber Allah-u Teala'nın azabından korkmak ve rahmetinden ümitli olmalıdır. Allah-u Teala'nın beğenmediği kötü ve dine uymayan hallerin tüm şeylerin hepsinden kesilmelidir. Allah-u Teala'nın rızasını elde etmek için yalvarmalıdır. Bu durumda kendisine ölüm gelir, kendisi de bir makbul hal üzere bulunursa, onun ecri, sevabı ve mükafatını Allah-u Teala verir. Nitekim Allah-u Teala, Nisa suresinin 100. ayeti kerimesinde, Allah-u Teala'ya ve Resulüne hicret için evinden çıkıp ölen kimsenin ecrini Allah-u Teala verir buyuruyor. Ebu Said-i Hudri'nin radıyallahu an bildirdiği sahih hadiste, sizden önceki ümmette bir kimse vardı. 99 kişiyi öldürmüştü. O adam dünyadaki insanların en alimine sordu. O alim onun filanca rahibe gitmesini söyledi. O adam bildirilen rahibe gidip kendisinin 99 kişiyi öldürdüğünü beyan edip kendisi için tevbe mümkün olup olmadığını sorunca rahip olmaz diye cevap verdi.
99 kişiyi öldüren adam o rahibi de katil edip öldürdükleri 100 kişi oldu. Sonra yeryüzünün en alimine gidip kendisine alim bir kimseyi gösterdi. Bildirilen alimin yanına gitti. 100 kişi öldürdüğünü, kendisi için tevbe mümkün olup olmayacağını sorduğunda alim kendisine evet, tevben kabul olabilir cevabını verdi. Seninle tevben arasına kim girebilir dedi. Sonra sen filan memlekete git. Orada Allahu Teala'ya çok ibadet eden bir takım insanlar vardır. Onlarla beraber Allahu Teala'ya ibadet et. Bir daha eski bulunduğun memlekete dönme. Çünkü orası senin için kötü bir yerdir dedi. Bunun üzerine o adam o memlekete gitmek üzere yola çıktı. Yolu yarıladığında can alıcı melek canını aldı. Rahmet ve azap melekleri bunun hakkında münakaşaya başladı. Rahmet melekleri, bu adam tevbekar ve Allahu Teala'ya dönerek geldi dediler. Azap melekleri ise, bu adam katiyen iyi amellerde bulunmadı dediler. Bu sırada insan şeklinde bir melek göründü. Melekler aralarını bulmak için onu hakem tayin eyledi. O melek geldiği ve gitmekte olduğu yerin arasını ölçünüz. Hangisine yakın vefat etmişse o tarafın insanlarından sayılır dedi. Melekler söyleneni yaptı. Bu adamın gideceği yere daha yakın buldular. Rahmet melekleri onu aldı. Bazı rivayetlerde gitmekte olduğu yere ayrıldığı yerden bir karış yakın bulunduğundan o iyi memleketlerin halkından sayılmıştır. Allahu Teala günahlarını bağışlamıştı buyurulmuştur. Bu hadis-i şerif sahih ve müttefekun aleyhtir. Bu durum o kimsenin tevbeye tam niyet ettiğini ve bu niyetinin kendisine faydası olduğunu gösteren açık delildir. Bunun gibi kurtuluşun bir zerre kadar da olsa ancak sevap kesesinin ağır gelmesiyle olabileceğini de göstermektedir. Tevbe eden kimseye hasımlarını razı etmek ve farzlarda olan kusur ve eksikliklerini tamamlamak için sevap ve nafile ibadetini çok, pek çok yapması lazımdır. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Çok nafile namaz kılınız. Çünkü kıldığınız farzlardaki kusur, eksiklik ve noksanlıklar bunlarla tamamlanır." buyurdu. Tevbe edenin bir daha tevbesinden dönmemek ve o günaha benzer bir günaha girmemek üzere Allahu Teala ile kuvvetli, sahih anlaşma ve sözleşmeyle akit ve ahd etmesi ve bu ahd ve misakı üzerine yalnızlığı, susmayı, az yemeyi, az uyumayı, rızkını helalden kazanmayı, kendine seçerek, helalden geçinerek, haram ve şüpheli şeylerden kaçınarak Allahu Teala'dan yardım dilemesi lazımdır. Elinde bulunan şey, yani veraseti elinde bulunan şey şüpheli veya haramdansa, onu elinden çıkarmalı, ondan yememeli ve giymemelidir. Çünkü günahların başı haramdır. Dinse helalle, vera sahibi olmakla ve temiz lokmalarla korunur. Çünkü insandan iyilik ve kötülük olarak meydana gelen her şey yediği ekmekler ve lokmalardandır. Helal lokma iyiliği, haram lokma da kötülüğü, günahları doğurur. Tıpkı içinde yemek pişen tencere gibidir. İçindeki yemek pişince koku verir ve her kavdan içinde olanı dışarıya sızdırır. Tevbekarın kendisinden din işini öğrenecek, kendisini Allah yolunda ilerlemenin yolunu, taatinde ve emrini yerine getirmede güzel edepleri anlatacak, büyükler yolunda elinden tutacak fakihler ve alimlerin derslerinde bulunması ve onlarla sohbeti çok olmalıdır. Büyükler yolundan birine giren ve ilerlemek isteyen kimseler için o yolu gösterecek ve irşad edecek, kendilerini o yolda sürüp ilerletecek bir rehber ve mürşit lazımdır. Tevbe eden kimse bunların hepsinde sadık ve ihlası ve mücahadede gayreti çok gözetmelidir. Nitekim Allahu Teala Ankebut suresinin 69. ayeti kerimesinde Allah yolunda mücahede edenlere elbette bize varan yollarımızın gösteririz buyuruyor ve hidayet yolunda uğraşanları ve sadık olanları kendisine kavuşan yola ulaştıracağına kefil oluyor. Bundan anlaşılıyor ki o kimse bu yolda sıdık ve sebat ve doğruluğunu ortaya koyunca onun için hidayet kapanmamış, kaldırılmamış olur. Allahu Teala merhamet edenlerin en büyüğü yani Erhamur Rahim'indir. Acıyıcıdır, rauftur, merhamete layık olmayanlara da merhamet edicidir. Yarattıklarına lütfedici, iyilik edenlere ihsan edicidir. Ondan yüz dönenleri lütufla kendi yoluna davet edicidir.
kullarının tevbelerine memnun olur. Bir annenin oğlunun uzak memleketlerden gelmesine sevindiği gibidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, sizden biriniz tevbe edince, tevbe edenin sevinmesinden daha çok Allahu Teala memnun olur. O kimse ıssız bir sahradan ve öldürücü bir çölden geçse, yanında bulunan yemeği ve suyu kendisini selamete çıkaracak diğer lüzumlu şeyleri taşıyan devesini kaybetse, onu aramaya koyulsa, sıkıntı ve eziyetler çekip can verecek duruma gelse, bu halde devesini kaybettiği yere gidip orada öleyim dese ve oraya dönse, bitkinlikten uykuya dalsa, bir an gözünü yumsa ve sonra açtığında o andan devesini yiyecek ve içecek şeyleri üzerinde olarak yanında bulsa ve sevinse, Allahu Teala tevbesine böyle sevinir. Hazreti Ali radıyallahu an, Hazreti Ebubekir Sıddık'tan radıyallahu an'ı bildirdiği hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kul bir günah işlediğinde kalkıp abdest alır, namaz kılar ve günahından istiğfar ederse Allahu Teala elbette günahını mağfiret eder. Zira Allahu Teala Nisa suresinin 110. ayet-i kerimesinde bir kimse bir kötülük yapsa veya nefsine zulmetse sonra Allahu Teala'ya istiğfar eylese Allahu Teala'yı Gafur ve Rahim yani çok mağfiret ve merhamet edici olarak bulur buyurdu. Ama yanında bulunan gasp edilmiş malın tevbesi biraz önce anlattığımız şekilde tevbe edenin onu sahibine veya varisine vermesiyle olur. Sahibi bilinmeyen şeyi de sahibi tarafından sadaka vermelidir. Eğer haram helalle karışmışsa, mesela miras kalan gasp edilen mal helalle karışmış olursa haramın miktarını bulmaya uğraşmalı, bulduğu miktarı sadaka verip kalanını çoluk çocuğu için ayırmalıdır. Sözle insanlara sövmek, azarlamak, gıybet etmek, çirkin ve kötü olarak anmak, yani insanın yüzüne söylenmeyecek sözü arkasından söylemenin kefareti, onu o kimseye anlatıp onunla helalleşmektir. Eğer bir grupsalar, onları birer birer bulup helalleşmektir. Bunlardan birisi kendisinden önce ölmüşse, bundan kurtuluş çaresi yukarıda bildirdiğimiz şekilde çok çok sevap yapmaktır. Bunların hepsi gıybetinin yaptıklarına ulaşmasıyladır. Ama gıybeti olanlara ulaşmamışsa o kimsenin onlarla helalleşmesi lazım olmaz. Belki de caiz olmaz. Zira söylemek de kalpleri kırılabilir. Bilakis gıybet ettiği kimsenin yanlarına giderek kendisini kötülemeli, onları övmelidir. Tevbe edenin cinayet miktarını bildirmesinin lüzumu. Tevbe edenin cinayet miktarını, cinayeti yaptığı kimseye bildirmesi lazımdır. Yaptığı zulmü rumuz, işaret ve ima ile geçmemelidir. Bu hususta şüpheli helallik dilemek yetmez. Çünkü mazlum, zalimin zulmünün miktarını gerçekten bilirse, kendi kendine helal etmeyi iyi görmeyip, belki kıyamet günü karşılığını zalim sevabından almak yahut kendi günahlarından bir kısmını zalime yüklemek için hakkını kıyamet gününe bırakmasın caizdir ve akla gelebilir. Eğer cani yaptığı cinayetleri bir başkasına bildirirse, o başkası bunu duyunca üzülecek, utanacaksa, mesela o başkasının cariyesine veya hanımına zina etmiş olsa veya diliyle o başkasının çok üzüleceği bir söz söylemiş olsa, böyle durumlarda müphem olarak helalleşmekten ve kıyamet günü kendi sevabından azaltmak üzere, üzerinde bulunan kul haklarının bir miktarını ödemekten başka yol yoktur. Nitekim ölü ve gaybe yapılan zulüm ve yenen hakkı kıyamette zalimin sevabından ödenecektir. Kul hakkından kurtulmak ve hakka ibadet için çok uğraşmak. Tevbe eden kimse kul haklarından kurtulup özellikle Allahu Teala'ya ibadete yöneldiği zaman takva ve vera yoluna gitmeli. Zira kulun dünya ve ahirette kul hakkından ve Allahu Teala'nın azabından kurtulması vera ve takva iledir. Kıyamet günü hesabın hafif ve kolay geçmesi vera iledir. Çünkü kıyamette hesap kul hakkı ve dünyada insanlar arasında gayrimeşru şekilde olan şeyler içindir. Ama dünyada kendi nefsini her zaman kontrol altında tutan, insanlardan hakkı kadar olan, hakkı olmayan şeyi almayan, kıyamette hesabının uzamasından korkan ve endişelenen ve
Ömrünü böyle geçiren kimse hangi şeyden hesaba çekilecektir? Haberde ve eserde Allahu Teala vera ve takva sahiplerini kıyamet günü hesaba çekmekten haya eder diye gelmiştir. Bunun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz, amelleriniz tartılmadan kendinizi tartınız buyurdu. Herkes için ölmeden ve hesaba çekilmeden önce kendi amel ve düşüncelerini tartmasının, hesap etmesinin ve ona göre davranmasının önemini bildirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kişinin malayaniyi terki, İslam'ın güzelliğinin alametlerindendir buyurdu. Bu hadis-i şerifte her şeyde durmaya ve şeriatın iznin bulunmadan o şeye başlamamaya işaret vardır. Yani eğer din bakımından o işi yapmada izin varsa yapmalı, şeriatın izni yoksa ondan el çekip başka bir işe başlamalı. Buna işaretle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şüpheli şeyi bırak, şüphesiz olana bak buyurup, şüpheli şeyin terk edilmesine ve kendisinde asla şüphe olmayan ve kalp onunla mutmain bulunan işi yapmasını emretti ve buna yol gösterdi. Diğer bir hadisi şerifte, mümin durucu, münafıksa aceleci olur buyurup, müminin hesap edip durup, düşünüp, şüpheden uzak olduğunu bilerek bir şeye el attığını, münafığınsa hesap etmeksizin, durmaksızın her işe koyulduğunu beyan ediyor. Ve yine bir hadis-i şerifte, o kadar çok namaz kılsanız ki beliniz yay gibi bükülse, o kadar çok oruç tutsanız ki beliniz kiriş gibi incelse, yine size fayda verecek şifa verici veradır buyurdu. Bazı yerlerde de mümin teftiş edicidir buyurulmuştur. Müminin bir şeyi helal, haram ve şüpheli olması hakkında o şeyin esasını sorup arayıcı, teftiş edici olduğunu bildirmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dünyada kimse rızkını tamamlamayınca elbette ölmez. O halde rızık istemede pek ileri gitmeyiniz. Allahu Teala'dan korkunuz, istemeyi güzel yapınız. Sizin için helal olan şeyi alınız, haram olana el uzatmayınız buyurdu. Allahu Teala şerri şerre mahvetmez, ancak şerri kötülüğü iyilikle mahveder, yok eder. İmran bin Hasin radıyallahu an Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem, Allahu Teala kulum, senin üzerine farz kıldığım şeyi yap ki insanların en çok ibadet edeni olasın. Rızık olarak verdiğime kanaat eyle ki insanların en zengini olasın. Yasakladığım şeyleri yapma ki insanların en vera sahibi olasın buyurdu demiştir diye bildirmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'ye radıyallahu anh hitaben sen vera sahibi ol, insanların en çok ibadet edeni olursun buyurdu. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh zerre kadar vera bin miskal oruç ve namazdan hayırlıdır dedi. Allahu Teala Musa aleyhisselama mukarriblerin bana vera ile yakın olmaları gibi yaklaşan olmaz, yani bana çok yaklaşmak ancak vera ile olur diye vahyetmiştir. Bazıları bir gramlık hakkı sahibine vermek, Allahu Teala katında 600 kabul edilmiş hacdan, bazıları da 70 kabul edilmiş hacdan üstündür demiştir. Ebu Hureyre, kıyamet günü Allahu Teala'nın celisleri ve onunla sohbet edenler zühd ve vera sahipleridir buyurdu. Zühd, dünya ve dünya nimetlerine ve dünyayı isteyenlere kıymet vermemektir. Takva, haramlardan ve mekruhlardan sakınmaktır. Veraysa, şüphelileri terk etmektir. Abdullah İbni Mübarek rahmetullahi aleyh, haramdan bir kuruşu sahibine vermek, sadaka olarak verilen bin kuruştan kıymetlidir demiştir. İbni Mübarek'ten şöyle anlatılır. Şam'da hadis-i şerif yazarken kalemi kırılmıştı. Bunun için kullanmaktan sonra sahibine vermek şartıyla bir kalem aldı. Hadis-i şerif yazma işi bittikten sonra kalemin ağriyet olduğunu unutmuş, yanlışlıkla divite koyup Merve dönmüştü. Orada kalemi görünce kullanmak için aldığını, işi bitince sahibine vereceğini hatırlamış ve kalemi sahibine vermek için hemen Şam'a gitmek üzere hazırlanmış ve gidip sahibine vermiştir. Numan bin Beşir rahmetullahi aleyh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor. Buyurdu ki, helal belli ve açıktır. Helal olmasında bir gizlilik yoktur.
Çünkü Allahu Teala ve Resulü tarafından bunun için açık nas vardır. Yahut da kendisinin veya benzerinin helal olduğuna bütün Müslümanların icma ve söz birliği vardır. Haram da böylece belli ve açıktır. Helalle haram arasında olanlar, nasta gizli veya açıkça bildirilmemiş şüphelilerdir ki, insanlardan çokları onun farkında değildir. Bunun için bir kimse şüpheli şeyden takva etse, sakınsa din ve ırzı için şeriatın ayıplanmasından senet istemiş olur. Şüphelilerden sakınmayan ve kaçmayan kimse harama düşer. Zira şüpheli şey haramın etrafında ve pek yakınındadır. Himaye olunan ve korunan bir yerin etrafında koyunlarını otlatan çobanın bu otlak yere geçmesi kuvvetli umulur. Hükümdarlardan, meliklerden her biri için himaye ve muhafaza edilen özel bir yer vardır. Ona yaklaşana azap ve cefa edileceği bildirilmiştir. Bütün meliklerin meliki sahibi olan Allahu Teala'nın koruduğu yer haram kıldıklarıdır. Kullarına ona yaklaşmayı yasak etmiştir. Dikkat ediniz ve bilmiş olunuz ki bedende bir parça et vardır. O parça et salih ve temiz olursa bütün beden salih ve temiz olur. Bozuk olursa bütün beden, bütün uzuv ve organlar bozuk olur. Yine biliniz ki o et parçası bedenin esası ve nefse ait isteklerin merkezi olan kalptir. Ebu Musa el-Eş'ari rahmetullahi aleyh buyuruyor. Her şeyin sınırı, hududu vardır. İslam'ın hududu alçak gönüllülük, sabır ve şükürdür. Vera işinin yapılmasına ve devamına sebeptir. Sabır, ateşten kurtulmaya, şükür, kurtuluş, zafer ve cennete girmeye sebeptir. Hasan-ı Basri, Mekke-i Mükerreme'ye girdiği zaman Ali İbni Ebi Talip radıyallahu an evladından bir genç gördü. Arkasını Kabe-i Muazzama'ya çevirip insanlara vaaz ve nasihat ederdi. Hasan-ı Basri yanında durup o gence hitaben, dinin sağlam durmasına ve devamlılığına sebep nedir diye sordu. Genç vera, iffet ve haram olma şüphesinden sakınmaktır cevabını verdi. Hasan-ı Basri, faziletler ve marifetler sahibi olan bu gencin anında hazır cevaplılığına şaşırmıştı. İbrahim bin Ethem rahmetullahi aleyh buyuruyor. Vera ikidir. Biri farz olan vera, diğeri sakınılması gereken veradır. Farz olan vera, günahlardan sakınmaktır. Sakınılması gereken vera, yasaklıkta şüpheli olanlardan sakınmaktır. Avamın verayı haramdan ve haram şüphesi olan şeylerdendir. Yani üzerinde kul hakkı, aldatman gibi mazlum hakkına benzer arzuları olacak, hak sahibi de onu istemekten vazgeçmeyecek ve şer'an ona izin bulunmayacak her şeydir. Havvas'ın seçilmişlerin verası, kendisinde arzu ve nefsi için şehvet ve lezzet olan şeylerdir. Seçilmişlerin seçilmişlerine mahsus olan vera, kendileri için onda kast, istek ve görmek olan her şeydir. Bu da onların kendi iradelerini Hakk'ın iradesinde mahvetmeleriyledir. Demek ki avam dünyayı terk etmek de seçilmişler cenneti terkle, seçilmişin seçilmişi de Allahu Teala'dan gayrı her şeyi terk etmek de vera sahibi olurlar. Yahya bin Muaz rahmetullahi aleyh buyurur. Vera iki kısımdır. Birisi zahirde veradır. İnsanın uzuvlarıyla ilgilidir ve vera sahibinin her hareketinin ancak Allahu Teala için olmasıdır. Diğeri batında veradır. Kalbine Allahu Teala'dan başka şeyin girmemesidir. Yine Yahya bin Muaz buyuruyor. Veranın inceliğine dikkat etmeyen için hiçbir şey ele geçmez. O kimse celil olan Allahu Teala'nın ihsanına da kavuşamaz. Bazı büyükler de verada görüşü keskin olan kimsenin kıyamet günü, kıyameti ve şanı büyük olur dediler. Bazıları da konuşmada vera, altın ve gümüşteki veradan büyük ve zordur. Başkanlıkta züht, altın ve gümüşteki zühtten zordur. Zira senin altın ve gümüşü, yani parayı boşa geçmek, sandalye kapmak uğrunda vermen ve dağıtman kolaydır dediler. Ebu Süleyman-ı Darani rahmetullahi aleyh buyurdu. Vera zühdün başlangıcıdır. Nitekim kanaate zenginliğin başıdır. Yahya bin Muaz buyurdu. Vera tevil etmeksizin ilmin sırrına vakıftır. İbn-i Celal rahmetullahi aleyh buyurdu. Fakirliğinde vera yapmayan nasılsa haram olan şeyi yer.
Yunus bin Abdullah rahmetullahi aleyh, vera her şüpheli şeyden uzak durmak ve her an nefsini muhasebe ve kontrol altında tutmaktır dedi. Süfyan-ı Sevri buyurdu. Veradan kolay şey görmedim. Nefsini tırmalayan, kalbini sokan her şeyi terk edersin. Süfyan-ı Sevri'nin sözü bu. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, günah gönlünün onunla açılmadığı, kalbinde ondan nahoş bir şey bulunduğu ve insanların onu bilmesini istemediğin, aşağı gördüğün şeydir. Hadis-i şerifini bildirmektedir. Yine Resulullah, günah senin gönlünü kazıyıp tırmaladığı ve kalbin onun üzerine mutmain olmadığı şey olduğunu beyan etmiş ve ondan sakınmayı emretmiştir. Ve yine hadis-i şerifte, gönlü tırmalayan şeyden sakınınız, onlar günahlardır buyurmuştur. Ve yine hadis-i şerifte, seni şüpheye götüren şeyi bırak, şüphesiz olanı elde et buyurmuştur. Maruf-i Kerhi rahmetullahi aleyh buyurdu. Dilini ayıplamadan koruduğun gibi övmekten de koru. Bişri Hafi buyurdu. Zor amelleri üçtür. Az malı olduğu zaman cömertlik, yalnız başındayken vera ve takva sahibi olmak ve kendinden korkulan kimse yanında hak ve doğru sözü söylemektir. Bişri Hafi'nin kız kardeşi İmam Ahmet bin Hanbel'e gelip, biz evimizde iplik eğiririz. Halbuki dışarıdan ışık geliyor. Dışarıdan gelen ışıklar üzerimize düşüyor. Bu ışık altında bizim iplik eğirmemiz caiz olur mu diye sorduğu zaman İmam Ahmet, Allahu Teala senin dışını ve kalbini korusun, sen kimsin buyurdu. Ben Bişri Hafi'nin kız kardeşiyim deyince İmam Ahmet ağlamaya başladı ve dışarıdan gelip evinizin içine üzerine düşen ışıklar altında iplik eğirmeyiniz. Zira bu hal vera ve sakınmayla dolu mübarek evinizden veranın çıkmasını gerektirir diye cevap verdi. Ali Attar rahmetullahi aleyh buyurdu. Basra'nın bazı sokak ve çarşılarına uğradım. Meşayihten olanların oturduklarını ve çocuklarınsa oynadıklarını gördüm. Çocuklara dönerek, şu meşayihten alimlerden utanmıyor musunuz da oyun oynuyorsunuz dediğimde, aralarından bir çocuk, o şeylerin veraları azaltmakla heybeleri kalmamıştır diye cevap verdi. Derler ki Malik bin Dinar, Basra'da 40 yıl kaldı. Buna rağmen Basra'nın yaş ve kuru hurmasından yemedi. Sonra da vefatına kadar tatmadı. Taze hurmanın zamanı geçince Basralılara, ''İşte benim midem eskisi gibi yerindedir. Bir şeyi eksilmedi. Sizinkilerin de bir şeyi artmadı.'' derdi. İbrahim bin Ethem'e, ''Zemzem suyundan niçin içmezsin?'' dediklerinde, ''Kendime ait kovam olsaydı elbette ben de içerdim.'' dedi. Derler ki, Haris-i Muhasebi rahmetullahi aleyh, şüpheli bir tarafı bulunan bir yemeğe elini uzattığı zaman parmağının ucu terler ve bununla o yemeği helal olmadığını anlardı. Bişri Hafi'nin yanına şüpheli yemek getirdiklerinde yemeğe el uzatmazdı. Beyazıd-ı Bessami'nin annesi Beyazıd-ı Bessami'ye hamileyken şüpheli olan yemeği elini uzattığı zaman yemek ondan uzaklaşırdı ve eli yemeğe uzamazdı. Bazı büyüklerin önüne şüpheli yemek getirildiğinde o yemekten pis koku çıkardı. Bundan o yemeğin şüpheli olduğunu anlayıp yemekten vazgeçerdi. Bazı seyyidlerden anlatılır, şüpheli olan yemeği ağızlarına koyduklarında yemek kum gibi sert olurdu. Çiğneyip yutmak mümkün olmazdı. Allahu Teala'nın onlar hakkında bildiğimiz halleri ihsan etmesi onlara rahmet ve şefkat içindir. Çünkü onların lokmalarını temiz eylemeleri helal aramada, haram ve şüphelileri terkte çok büyük gayret gösterdiklerinden Allahu Teala yeme hususunda aşağı gördükleri şeyden onları korudu. Bu şekilde bildirmekle şüpheli şeyleri ortadan meyleyledi. Yiyeceğin satıcısından kazanılmasında ve onu satın aldığı fiyatta, aslında ve helal olmasında ve onu elde etmesinde en ince şeyleri gözetme meşakkatinden Allahu Teala onları korumuş ve bildirilen halleri onlara alamet kılmıştır. Her ne zaman bu alametleri görseler ellerini yemekten çekerlerdi. Görmedikleri zaman yemek yerler ellerini uzatırlardı. Bildirilen işaretler, alametler kendilerine Allahu Teala'nın yardımı ulaşan ve onun tarafından korunan saadet-i kiram hakkındadır. Ama müminlerin avamı için helal olan şey, insanların herhangi bir şekilde onda hakkı bulunmayan, din bakımından mahsuru olmayıp izin verilen şeylerdir.
Nitekim Sehil bin Abdullah Tüsseri rahmetullahi aleyh helal nedir diye sorulduğunda, kendine yaklaşıldığında Allahu Teala'ya isyan edilmeyen yani günah olmayan şeylerdir buyurdu. Bir başka zaman helal kendisinde Allahu Teala'yı unutmayan şeydir buyurdu. Bu şekilde helalden maksat hükmen helal olandır. Aynen helal olan değildir. Helal-i ayn peygamberlerin yedikleridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin "Ya Rabbi, bana mutlak helal olan rızkı ver" diye dua ettiğini işitince o kimseye hitap ederek "Mutlak helal peygamberlerin rızkıdır. Sen Allahu Teala'dan seni onunla azap etmeyeceği rızıkları iste" buyurdu. Bundan anlaşılıyor ki bir kimse şeriat ışığını elinde tutsa, onunla alıp verse, ondan hiç şaşmasa, şeriatın izin verdiği şeyi alsa, yine şeriatın izin verdiği şeyi verse ve bütün işi şeriat de olsa, o kimse helali şeriatın hükmüyle yemiş olup üzerine mutlak helali araması olmaz. Zira böyle helali elde etmeye, böyle helale el uzatmaya yaklaşamaz. Ancak İbrahim suresinin 20. ayetinde bildirildiği gibi Allahu Teala'nın bazı evliya ve seçkin kullarına ikram ve ihsan buyurduğu haller müstesnadır. İnsanlar yemek hususunda üç kısma ayrılır. Takva sahipleri, veliler ve ariflerdir. Takva sahiplerinin helal yiyeceği, kendisi üzerine insanların isteği olmayan ve şeriatin de yasak etmediği şeylerdir. Nefsinin arzularından geçmiş, zahit ve veli olmuş kimsenin yiyeceği, kendisinde nefsin istemesi ve arzı olmayan her şeydir. Ariflerin yiyeceği, kendisinde himmet, kas ve istek olmayıp, belki hepsi Allahu Teala'nın mücerred fazilet ve kereminden olan şeylerdir ki Allahu Teala onları bununla rızıklandırır. Bunu onlara yaklaştırır. Onları her şeye yeten kudreti, herkesi kaplayan nimeti, her şeye bulaşan iradesiyle terbiye eder. Bu ariflerin hali çok şefkatli bir ananın kucağındaki süt çocuğunun hiçbir şeye gücü yetmeyen yavrusunun hali gibidir. Bundan anlaşılıyor ki birinci makama kavuşmayan kimse ikinci makama ulaşamaz. Bundan yine anlaşılıyor ki takva sahibinin yiyeceği nefsinin arzularından kurtulmuş veli için şüphelidir. Nefsinin arzularından kurtulmuş velinin yiyeceği de himmet ve iradesi oradan kalkmış, kas ve isteği hakkın iradesinde kadir-i mutlak olan dilemesine erişmiş, yok olmuş arifler için şüphelidir. Nitekim evrarın hasenatı iyiliği mukarreplere göre günahtır buyurulmuştur. Şeyhin üstadın yiyeceği müridi için mübah, müridin yiyeceği şeyhe yasaktır. Çünkü şeyhin halinde safa derecesinde nezihlik, makamında yükseklik vardır. Aynı zamanda Allahu Teala'ya yakın olmuştur. Keşmeş'ten rahmetullahi aleyh bildirilen husus incelik sebebiyledir. Der ki, bir günaha girdim. 40 senedir onun için ağlamaktayım. Bir kardeşim beni ziyarete gelmişti. Bir dirhem gümüşün 1/6'ıyla onun için kızartılmış bir balık almıştım. Kardeşim yemeğini bitirince elini silmesi için komşunun duvarından biraz toprak almıştım. Halbuki şimdiye kadar onunla helalleşemedim. Yine bildirilir ki kirayla bir evde oturan bir kimse yazmış olduğu bir mektubun üzerine serpmek için bulunduğu evin duvarından toprak almak ister. Kirayla oturduğu aklına gelirse de o kadar bir şeyden bir zarar olmaz diye düşünüp duvarın toprağından alıp mektubun üzerine serper. Gizli bir sesin kendisine "Mektubuna kirayla oturduğun evin toprağını serpmeyi hafif gören kimse yarın kıyamet gününde uzun hesaba çekileceğini yakinen bilsin" dediğini duyar. Utbetül Gulam bir kış gününde çok ter dökerdi. Sebebi sorulduğunda bulunduğu yerin kendisinin Rabbine asi olduğu bir yer olduğunu beyan edince nasıl olduğunun izahı kendisinden istenir. Misafirin elini yıkaması için şu duvardan bir parça toprak çıkarmıştım. Şimdiye kadar sahibiyle helalleşmek mümkün olmadı diye cevap verip sebebini izah eyledi. Demişler ki Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh Mekke-i Mükerreme'de bir bakkalın yanında bir tas rehin bırakmıştı. Rehinden çıkmak isteyince bakkal ona iki tas çıkardı. Hangisi seninse onu al deyince İmam Ahmet, kendi tasımı ayırmak benim için zordur. Tas ve gümüşler de senin olsun demesi üzerine bakkal, işte senin tasın şudur. Ben seni tecrübe için söylemiştim dediyse de İmam Ahmet,
ben o şüpheli şeyi almam dedi ve hemen tası ve gümüşleri bırakıp gitti. Bazıları da demiştir ki, Rabia Avdiye rahmetullahi aleyh yırtılmış gömleğini sultanın ışığından istifade ederek dikti. Bir müddet kalbine bulanıklık geldiğinden kalbindeki safayı kaybetti. Sonra bunu hatırlayıp gömleğini diktiği yerinden yırttığı zaman kalbini eskisi gibi safa içinde buldu. Süfyan-ı Sevri rahmetullahi aleyh rüyada kendisinin iki kanadı var. Cennette ağaçtan ağaca uçuyor görülüp kendisine bu dereceye neyle ve hangi hizmette kavuştun dediklerinde verayla kavuştum buyurdu. Hasan bin Ebi Sinan rahmetullahi aleyh 60 sene sırt üstü yatıp uyumadı. Yağlı yemekler yemedi. Soğuk su içmedi. Öldükten sonra kendisini rüyada gördüler. Allahu Teala sana ne yaptı dediler. İyilik yaptı. Ancak rüyada kullanmak için alıp geri vermediğim bir iğne için cennetten men olundum cevabını verdi. Abdülvahid bin Zeyd'in bir kölesi vardı. Bir müddet Abdülvahid'e hizmet etmiş, 40 senede ibadet ve taatte vakit geçirmişti. Bu köle önceleri ölçekçiydi. Öldükten sonra rüyada kendisine Allahu Teala sana ne yaptı dediler. İyilik yaptı. Ancak benim önüme ölçeğin toprağından 40 ölçek şey çıkarılmış olduğundan cennete giremiyorum dedi. İsa aleyhisselam bir kabristana uğradı. Kabirde yatanlardan birine seslendi. Allahu Teala o ölüyü diriltti. Bu durumda İsa aleyhisselam o kimseye "Kimsin?" buyurdu. İnsanların eşyasını taşıyan bir hamaldım. Bir gün bir adamın odununu taşıdım. Bu odundan bir küçük parça koparıp onunla dişimi karıştırdım. İşte öldüğüm günden bugüne kadar onunla cezalandırılmakta, suale çekilmekteyim dedi. 10 şeyi farz görmeyince vera tamam olmaz. İnsan 10 şeyi kendi üzerine farz görmeyince verası tamam olmaz. 1. Dilini gıybetten korumaktır. Çünkü Allahu Teala Hucurat Suresi 11. ayetinde birbirinizin gıybetini etmeyiniz buyuruyor. 2. Kötü zandan sakınmaktır. Nitekim Allahu Teala Hucurat Suresi 11. ayetinde zandan çok sakınınız. Bazı zanlar günahtır buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kötü zandan çok sakınınız buyurdu. 3. Alay etmekten, insanlara gülmekten, maskaralıktan sakınmaktır. Nitekim Allahu Teala Hucurat Suresi 11. ayetinde insanlar birbiriyle alay etmesinler buyuruyor. 4. Haramdan göz yummaktır. Allahu Teala Nur Suresi 30. ayetinde "Ey Habibim, müminlere de ki gözlerini harama bakmaktan yumsunlar." buyuruyor. 5. Doğru sözlü olmaktır. Allahu Teala En'am Suresi 152. ayetinde "Konuştuğunuz zaman doğru olun." buyurmuştur. 6. Kendini beğenmemesi için Allahu Teala'nın kendi üzerinde olan ihsan ve nimetini bilmektir. Nitekim Allahu Teala Hucurat Suresi 17. ayetinde "Allahu Teala'nın sizin üzerinizdeki nimetleri, ihsanları vardır." buyuruyor. 7. Malını hak, sevap ve taat yolunda sarf edip bozuk yollara, günahlara ve taati engelleyecek şeylere harcamamalı ve sarf etmemelidir. Nitekim Allahu Teala Furkan Suresi 67. ayetinde "Mal verdikleri zaman israf etmezler ve kısmazlar." buyuruyor. Büyük tefsir alimleri mal vermeyi günahlara harcamazlar, kısmayı taaten esirgemezler diye tefsir etmiştir. 8. Kendini büyük görmemeli, büyüklük, kibirlik istememeli. Nitekim Allahu Teala Kasas Suresi'nin 83. ayetinde "Buğdarı ahirettir. Bunu yeryüzünde büyüklük ve fesat istemeyenlere mekan kılırız." buyuruyor. 9. 5 vakit namazı vaktinde kılmak, rükû ve secdeleri iyi yapmaktır. Nitekim Allahu Teala Bakara Suresi'nin 238. ayetinde "Namazları ve vüsta, ikindi namazını koruyunuz." buyuruyor. Yani vaktinde kılınız ve şartlarının gözetiniz demektir. 10. Ehl-i sünnet vel cemaat mezhebi üzerine bulunmaktır. Nitekim Allahu Teala En'am Suresi'nin 153. ayeti kerimesinde "Benim bu yolum, yani bildirdiğim İslam dini doğrudur.
Ona uyunuz. Sizi o yoldan ayıracak yollara uymayınız buyuruyor. Bir anda günahların hepsinden tevbe olmazsa bazısına tevbe etmek caizdir. Bir anda bütün günahlara tevbe etmek mümkün olmazsa bazısına tevbe etmek caizdir. Mesela tevbe eden kimse büyük günahların yeri Allahu Teala katında daha büyük olduğuna, Allahu Teala'nın gazap ve azabını daha çok kendi üzerine çektiğine, küçük günahların derece itibariyle büyük günahlardan aşağıda bulunduğuna, affedilmeye daha yakın bulmasını düşünerek küçük günahlardan önce büyük günahlara tevbe etmesin gibidir. Çünkü daha büyük olandan tevbe muhal değildir. Sonra kalbinde iman ve yakini kuvvetlenince Allahu Teala'ya dönmek ve tevbe etmek için hidayet nurları görünüp sinesi mutmainneye ve geniş olunca bütün küçük günahlardan, ince hatalardan, gizli şirkten ve kalp günahlarının hepsinden tevbe eder. Sonra hal ve makamlarda olan günahlardan tevbe eder. Yükseldiği makam ve kavuştuğu hallerin her birinde emir ve yasaklardan gözetilecek olanları, bu hal ve makamlardan lezzet bulanlar ve büyükler yolunda yürüyen, ilerleyenler yerine getirirler. O büyük mürşitlerin huzurunda bulunanlar, sohbetinde hazır olanlar ve onlarla bulunanlar bilirler. Büyükler yolundaki yolcu, o korkulu halinde ve yolun başlangıcında makam ve hallerin sonunda yapılacak şeyleri yerine getirmekle emredilmişti. Burada zorluğa başvurmayıp kolaylık ve suhulet göstermek, yumuşak ve yavaş yavaş hareket etmek lazımdır. Nitekim hadisi şerifte, "Bir din, metin sağlam ve muhkemdir. Onda zorluk çekmeden yumuşaklıkla tatlı dille seyrediniz. Takat getirmeyip aciz kalacağınız şeyi kendinize yüklemeyiniz. Zira hayvanını zorluk ve meşakkat altında tutup aciz halde bırakmasın veya helak etmesiyle arkadaşlarından ayrılan kimsenin yol almaya ve maksadına erişmeye imkan, kuvvet ve kudreti yoktur buyurdu. Bunun gibi birdenbire taşıyamayacağı, kaldıramayacağı taat ve ibadet yükünün altına giren kimsenin de hali böyledir. Aciz kalacağı, çekemeyeceği aşikardır. Bazı büyük günahların Allahu Teala katında bazı büyük günahlardan şiddetli, kuvvetli ve ağır olduğunu bildiği için bazı büyük günahlardan tevbe etmesin gibidir. Şöyle ki, kul borcunun terk olunacağını, kendisiyle Allahu Teala arasında olan günahların affının daha çabuk olacağını bildiğinden, insan öldürmekten, yol kesmekten, yağma etmekten, gasp etmekten ve kullara zulmetmekten tevbe eder. Şarabın, kötülüklerin ve günahların anahtarı olduğunu bildiğinden şarap içmeye tevbe edip zina tevbesini tehir eder. Zira o kimsenin şarap içerek aklı gittiğinde bütün günahları yapar. O durumda kazf, sövme, küfür, zina, adam öldürme ve başkasının malının gasp etmeyi ayıramaz. Çünkü şarap, içki, bütün çirkin şeylerin ve günahların anısı ve aslıdır. Büyük günaha girmeye devam ederken, küçük günaha girmeyi, küçük günaha tevbe eden kimse gibi olur. Şöyle ki, gıybetten veya yabancı kadınlarla kızlara bakmaktan tevbe eder. Fakat şarabı içmeyi şiddetle adet edindiğinden, hırsla istediğinden, içmeye sabredemez hale geldiğinden, nefsi bunu içmeyi kendi hastalığına inanç bildiği ve ilaç kullanmakla emrolunmuşuz deyip kendini süslediğinden, kendine neşe, sürur, ferah, üzüntünün gitmesi, şehvetin kuvvetlenmesi, zannına göre bedenin kuvvet bulması olduğundan, şeytan onu kendine süslü ve iyi gösterdiğinden devamlı şarap içmektedir. Beladan, sıkıntıdan geçmiş, Allahu Teala katındaki azabı unutmuş, onunla din ve dünyasını bozmuş, elden kaçırmış olduğundan vurdum duymaz ve gafil bir haldedir. Zira şarap içmek, din ve dünya işinin devamı kendisine bağlı olan aklın gitmesine sebeptir. Günahların bazısını tehir edip bazısından tevbe olur ve doğrudur dedik. Zira genel olarak Müslümanlar herhalde Allahu Teala'ya taat ile isyanın arasını birleştirmekten uzak değildir. Ancak hallerin Allahu Teala'ya olan yakınlık ve uzaklıkları derecesinde hallerde günahların büyüklük ve küçüklüğüne göre ayrı ve farklıdır.
Fasık olan bir kimse bazı günahlarda şehvetin galip gelmesi sebebiyle eğer şeytan kendisine galip gelirse benim için dizginleri salıvermek ve tamamen elden çıkarmak uygun olmaz. Bu durumda ben günahları karışık yaparım. Belki de bazı günahların terkinde bana hafif ve kolay olan şeylerde gayret edip o günaha girmem. Bazı günahlara galip gelmem diğer günahlar için kefaret olur. Ve ümid olunur ki Allahu Teala bazı günahlardan benim korktuğumu ve onun için terk ettiğimi ve benim nefis ve şeytanımla onu terkte mücadele ettiğimi, çok uğraştığımı görür, bana yardım ve imdad eder. Beni muvaffak kılar. Benimle diğer günahlarım arasına rahmetiyle perde çeker dediği zaman beyan ettiğimiz şekilde taatle masiyet, yani iyilikle kötülük arasını bulmuş, birleştirmiş olur. Eğer iş bildirdiğimiz şekilde olmamışsa, her fasıkın namazı, orucu, zekatı ve haccı sahih olmamak lazım gelirdi ve bizim ona ''Sen fasıksın, fıskın sebebiyle Allahu Teala'nın emrine uymamaktasın, ona taat etmekten hariçsin, senin şu ibadetin Allahu Teala'dan başkası içindir. Eğer sen bu ibadetinin Allahu Teala için olduğunu sanıyorsan fıskı terk eyle. Zira bu hususta Allahu Teala'nın emri birdir. Senin bu namazınla Allahu Teala'ya yaklaşmayı istemen fıskı terk etmedikçe tasavvur olunamaz dememiz gerekirdi. Buysa olamaz. Üzerinde iki kimsenin iki altını olan ve bu altınları vermeye gücü yeten bir adam borçludur. İki altının birisini alacaklılardan birine verip diğerini inkar etse, halbuki bunu bile bile böyle yapmış olup yemin de etse, bu durumda şüphe yoktur ki o adamın ödediğinden zimmeti kalkmış, diğerini ise borcu kalmamıştır. Bunun gibi bir kimse bazı emirlerinde Allahu Teala'ya itaat etse, bazı yasaklarında asi olsa, İtaat ettiği şeyde Allahu Teala'ya muti, isyan ettiği hususta Allahu Teala'ya asindir. O kimsenin imanı sağlam değildir. Taatıyla muti, isyanıyla asindir. Bu durum herhalde din işlerinde karşılığı yapan herkesin nefsinin arzularından kurtuluncaya kadar ve ancak Allahu Teala'nın üzerine günahla hükmeylediği kimse müstesna olarak bütün günahlardan kesilinceye kadar onların edep ve usulüdür. Zira biz masum değiliz. Allahu Teala dilediğinin tevbesini kabul eder ve tevbe edenlere rahmetle ihsan eder. Tevbe hakkında haber ve hadisi şerifler. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cuma günü bize dönüp, ''Ey insanlar, vakit geçirmeden Allahu Teala'ya tevbe ediniz, ona dönünüz. Fırsat eldeyken salih ameller yapınız. Allahu Teala ile aranızda olan hakları yerine getiriniz ki saadete eresiniz. Çok sadaka veriniz ki rızıklı olasınız. Marufla emrediniz ki korunasınız. Münkeri yasaklayınız ki yardım olunasınız buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok kere ''Ya Rabbi, beni mağfiret eyle, tevbemi kabul eyle, tevbeleri ziyade kabul eden ve rahim olan ancak sensin.'' derdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Şeytan yeryüzüne indirildiği vakit Cenab-ı Hakk'ın izzet ve celaline yemin ederek Adem'in çocuklarının ruhları cesetlerinde baki oldukça onları ivadan asan geri durmam dediği zaman Allahu Teala izzet ve celalime yemin ederim ki Adem Aleyhisselam'ın evladını son nefeslerine kadar tevbeden men etmem buyurdu. Muhammed bin Abdullah Sülemi'den radıyallahu anh bildiriliyor. Dedi ki Medine-i Münevvere'de Resulullah'ın ashabından bir cemaatle oturdum sohbet ettim. Onlardan birisi dedi ki, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse ölümünden yarım gün önce tevbe etse Allahu Teala onun tevbesini kabul eder dediğini işittim. Bir başkası, ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse can boğaza gelmeden ve can çekişmeden önce tevbe etse Allahu Teala tevbesini kabul eder buyurduğunu işittim dedi. Muhammed bin Mutraf'tan radıyallahu anh bildiriliyor. Allahu Teala insanoğlunun haline esef olunur. O günaha girer, benden mağfiret ister.
Ben de onun günahını af ve mağfiret ederim. İnsanoğlunun haline şaşılır ki yine günaha dönüp benden af ve mağfiret ister, ben de onu affederim. Yine insanoğlunun haline şaşılır ki günahı terk etmez, benim rahmetimden de ümidini kesmez. Şahit olunuz, ben ona mağfiret ettim buyurdu. Enes radıyallahu anh dedi ki, Hud suresindeki Rabbinize istiğfar eder ve sonra tevbe edersiniz ayet-i kerimesi indikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her gün 100 kere istiğfar eder ve istiğfarlarında Allahu Teala'ya istiğfar ve tevbe ederiz derdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse gelip ya Resulallah bir günaha girdim dediğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona Allahu Teala'ya istiğfar eyle buyurmasıyla o kimse tevbe ederim yine yaparım dediğinde Resulullah her günaha girdiğinde tevbe eyle. Şeytan ümitsiz ve üzüntüde oluncaya kadar buyurması üzerine o kimse ya Resulallah günahım çoğaldığı zaman ne yapayım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala'nın affı senin günahlarından çoktur buyurdu. Hasan rahmetullahi aleyh, sen terbiyesiz mağfiret ve amelsiz sevap temennisinde bulunma. Gaffar ismine kanma. Zira aynı zamanda intikam alıcı ve kahardır sözü gereğince Allahu Teala'nın yalnız affına mağrur olman senin her zaman Allahu Teala'nın gazabında bulunup Cenab-ı Hakk'ın razı olacağı ameli terk etmeni ve bunun üzerine mağfiret arzusunda bulunmanı gerektirir. Bu halde emniyet edilecek şeyler seni aldatıp Allahu Teala'nın azabına düçar olacağından korkulur. İşitmedin mi ki Allahu Teala Sure-i Hadid'in 14. ayetinde bunu bildiriyor. Taha suresinin 80. ayetinde tevbe edip iman eden ve salih ameller işleyip hidayet yolunu bulanlara ben çok mağfiret edeceğim buyuruyor. Araf suresinin 156. ayetinde rahmetim her şeyi içine almıştır. Rahmetim Allah'tan korkup zekatlarını verenlere ve ayetlerimize inananlaradır buyuruyor. Anlaşılıyor ki tevbe ve takvasız rahmet ve cennet arzusunda bulunmak ahmaklıktır, cahilliktir, aldanmışlıktır. Çünkü bu iki ayeti kerimede mağfiret ve tevbeyle ve rahmet de takvayla başlamıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mümin olan kendi günahını güya dibinde durduğu ve üzerine düşeceğinden korktuğu bir dağ gibi görür. Facir ise günah ve hatalarını burnuna konan ve küçük bir hareket ve sesle uçacak kara sinek gibi görür buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kul bir günaha girer ve o günah onu cennete sokar buyurduğu zaman ashab-ı kiram, ey Allah'ın Resulü! Günah insanı nasıl cennete sokar diye sordu. Günah, o kimsenin nasb-ı ayni ve çok fazla mecbur ve tutkun bulunduğu bir şey olur. Yapınca da pişman olur. Tevbe ve istiğfar eder, o günah onu cennete sokmaya sebep olur buyurdu. Hadis-i şerifte, geçmiş günahlar için, onların tedariki için sevap işlemekten güzel bir şey görmedim buyurdu. Ayet-i kerimedeki, muhakkak ki sevaplar, iyilikler, günahları, kötülükleri giderir buyurulmuştur. Yine hadis-i şerifte geldi ki, bir kimse bir günah işlediğinde kalbinde siyah bir nokta meydana gelir. O kimsenin tevbesi, inlemesi, feryat ve istiğfar etmesi olmazsa, günah üzerine günah, siyah üzerine siyah olur. Hatta o siyah noktalar kalbini kaplayıp kalp gözü kör olur. Bu hal üzere ölür. Ayet-i kerimede, hayır, belki yaptıkları günahlar kalplerini karartır buyuruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, günahı terk, tevbe etmek istemekten kolaydır. O halde ölmeden önce hayatta bulunduğun zamanı ganimet bil. Günahları terk etmede acele davran. İbn-i Ziyad rahmetullahi aleyh, sizden biriniz kendisini ölmüş, ahiretini her türlü hallerinin görmüş ve Allahu Teala'dan yalnız ona ibadet etmek için tekrar dünyaya gönderilmesini istemiş. Allahu Teala da onu bu şekilde dünyaya göndermiş durumda düşünsün de ona göre Cenab-ı Hakk'a taat ve ibadete gayret etsin demiştir.
Bazıları Allahu Teala Davud Aleyhisselam'a "Seni gafilken almamdan ve delilsiz benimle görüşmenden kork" diye vahyettiğini söylerler. Abdülmelik bin Mervan'ın huzuruna salihlerden biri gelince "Bana nasihat eyle" dedi. Salih kimse "Ölüm sana aniden gelirse hazırlıkta bulundun mu?" dedi. Abdülmelik "Hayır" dedi. "Bulunduğun hallerden Allahu Teala'nın rızasını gerektirecek diğer hallere niyet ettin mi?" buyurdu. Abdülmelik yine "Hayır" dedi. "Öldükten sonra Allahu Teala'yı kendinden razı ve hoşnut edecek başka bir yer var mıdır?" diye buyurdu. Abdülmelik "Hayır" dedi. "Ölüm sana gafilken gelmeyeceğinden emin misin?" diye buyurdu. Abdülmelik yine "Hayır" dedi. Bunun üzerine o salih, "Akıllı olan kimse bu huy ve ahlaka razı olmamalı. Ölümden önce tevbe tedarik üzere bulunmalıdır" dedi. Resul sallallahu aleyhi ve sellem "Pişmanlık tevbidir" buyurdu ve yine buyurdu. "Bir kimse bir günaha girer sonra pişman olursa pişmanlığı o günaha kefarettir." Hasan rahmetullahi aleyh, "Tevbe dört esas üzerinedir. 1- Dille istiğfar. 2- Kalple pişmanlık. 3- Aza ve organlarıyla günahları terk. 4- Günahları bir daha yapmayacağına niyet ve kastetmektir" dedi. Ve yine Hasan rahmetullahi aleyh buyurdu. "Nasuh tevbesi bir günaha tevbe etmek ve bir daha tevbe ettiği şeyi yapmamaktır." Resul sallallahu aleyhi ve sellem, "Günahtan tevbe eden kimse hiç günahı olmayan kimse gibidir. Günahtan istiğfar edip yine günaha devam etmek Rabbi ile alay etmek gibidir. Bir kimse sana istiğfar ve tevbe ederim deyip günahtan istiğfar etse sonra yine o günaha girse sonra yine istiğfar etse sonra üçüncü defa olarak o günahı işlese dördüncü de o kimsenin yaptığı o günah büyük günahlardan yazılır" buyurdu. Fudayl bin İyad rahmetullahi aleyh, "Sen kendi nefsine vasiyet edici ol. Kendine muhakkak lazım olan şeyleri sağken görüp yapmayan gayret et. İnsanları kendine vasiyet ve nasihat edeceğiyle. Kendin dünyada gafil ve durgun olup da öldükten sonra senin için iyilik ve sevap yapacaklarını ve senin için çalışacaklarını sanma. Zira sen dünyadayken kendine ahiretin için lazım olacak şeylere can çıkarcasına çok gayret göstermediğin halde başkalarının senin için iyilik yapacaklarına, sevaba gireceklerine nasıl inanabiliyorsun?" diye buyurdu. Biri de, "Sen dünya malını bir müddet kullanır, ondan faydalanırsın. Zira dünyanın devamı yoktur, geçicidir. Bu halde kalmaz. Sen malik olduğun şeyin amiri ol, onu gözet. Hayatında o şey için hüküm ve tasarruf hakkını her şekliyle kullan, icra et. Hangi halde bulunursan bulun o şeye ahiret için öncelik ver. Vasiyet edecek kimseye kanıp aldanma. Kendi elinle ölümünden önce hazırlan. Çünkü insanın köşk ve şöhreti yok olucudur" denmiştir. Bazıları da "Sen bir vasiyet edici elde etmek istediğin zaman malik olduğun şeyde kendi nefsine vasiyet ve nasihat edici ol. Ahiretin için gerekli şeyi kendi elinle yap." Haşr suresi 18. ayeti kerimesinden anlaşılıyor ki, "Elinle ektiğin şeyi yakında biçer, diktiğin şeyin meyvesini kıyamet günü alırsın." Tevbe hakkında bir fasıl. Ebu Emame Bahili'den radıyallahu anh bildirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sahibi yemin, insanın amelini yazmak için sağ tarafında bulunan melek, sol tarafında bulunan meleğin amiridir. Bir kimse bir iyilik yaptığı zaman sağ tarafta bulunan melek o kimse için 10 sevap yazar. O kimse bir günaha girer ve sol taraftaki melek onu yazmak isteyince sağındaki melek solundaki meleğe bekle, dur yazma der. O melek de 6-7 saat durur. O kimse eğer o 6-7 saat içinde istiğfar ederse ona bir şey yazmaz. Eğer bu zaman içinde tevbe ve istiğfar etmezse ona bir günah yazar" buyurmuştur. Diğer bir deyişle, bir günaha girince diğer bir günaha girmeyince ona günah yazılmaz. Üzerinde 5 günah toplandığı ve kendisi bir sevap işlediği zaman o kimse için 5 sevap yazılır. Diğer yazılacak olan 5 sevabı üzerinde toplanmış olan 5 günaha karşılık tutulur.
Bu durumda iblis melun feryat eder. Ben insanoğlunu nasıl yenerim ki bütün gücümü sarf ederek, uğraşarak yaptıklarımı bir sevapla silip yok ediyor der. Yunus Hasan'dan rahmetullahi aleyh bildiriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Herkesin üzerinde amelini yazmak için iki melek vardır. Sağ tarafındaki melek, sol tarafındaki meleğin amiri ve kontrol edicisidir. O kimse bir günaha girdiği zaman soldaki melek, sağdaki melekten bu günahı yazayım mı diye sorar. Sağdaki melek, beş günahı işlemeyince yazma der. O kimse beş günah işlediğinde yine yazayım mı diye sorar. O da bir sevap işlemeyince yazma der. Bu durumda bir sevap işleyince sağdaki melek soldaki meleğe sevapların 10 katı yazılması bize emredildi. 5 gün günahı 5 sevapla yok edelim. O kimseye 5 sevap daha yazalım der. Bu halde şeytan feryat edip ben insanları nasıl yenerim der. Bu hadisi şerif Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de Taha suresinin 8. ayetinde tevbe edip iman eden ve salih ameller işleyip hidayet yolunu bulanları ben çok mağfiret edeceğim. Hazreti Ali radıyallahu an buyurdu. Adem aleyhisselamın yaratılmasından 4000 yıl önce arşın kenarında bu ayeti kerime yazılmıştı. Bildirilen hadisi şerif Allahu Teala'nın elbette sevaplar günahları giderir ayeti kerimesine uygundur. Bu ayet-i kerimede 5 vakit namazı kılınız. Muhakkak ki bu 5 vakit namaz büyük günahlardan başka günahları yok eder. Bu vaat ve emir ve nasihat dinleyenlere büyük mevzidir diye buyurdu. İbni Abbas radıyallahu an, bir kimse tevbe ettiği zaman ve Allahu Teala onun tevbesini kabul ettiğinde Allahu Teala onu korumaya memur meleğe onu kötü amellerini, kusur ve eksikliklerini unutturur ve yaptığı hatalarını organlarına ve bedenine ve bunları yaptığı yere unutturur. O kimse kıyamet günü gelir, ona şahitlik edecek bir şey yoktur buyurdu. Günahlara tevbe eden günahsız kimse gibidir, hadisi şeriftir. Diğer bir şekilde, günde 70 kere tevbesinden dönse de madem ki tevbe etmiştir, günahsız gibidir buyurulduğu bildirilmiştir. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu an, bir kimse 3 kere Estağfirullah el azim ellezî lâ ilâhe illâ hüve hayyul kayyum ve etûbü ileyh derse onun günahı affolunur. İsterse günahları deniz köpüğünden çok olsun demiştir. İbni Mes'ud'dan radıyallahu an bildirildi. İnsan kıyamet günü amel defterine bakar. Defterin başında günahlarını, sonunda da sevaplarını yazılmış görür. Yine amel defterinin baş tarafına dönünce defterin içinde yazılmış olanların hepsinin sevaptan ibaret olduğunu görür. Bu bildirilen Allahu Teala'nın onlar Allahu Teala'nın günahlarını sevaba çevirdikleridir ayetine tamamen uygundur. Bu da Allahu Teala'nın kendisine tevbe ve inabeyle hüsn-i hatime ihsan buyurduğu tevbekar ve istiğfar edenler hakkındadır. Seleften bazısı kul günah ve kusurlarından tevbe ettiği zaman geçmiş günahlarının hepsi sevaba çevrilir demiştir. Bundan anlaşılıyor ki İbn-i Mesud radıyallahu an kıyamet günü bir takım insanlar günahlarının çok olmasını temenni ederler buyurmuştur. İbn-i Mesud'un radıyallahu an böyle buyurması Allahu Teala'nın kullarından dilediğinin günahlarını sevaba çevireceğini Kur'an-ı Kerim'de bildirmesi sebebiyledir. Hazreti Hasan radıyallahu an Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sizden biriniz yerle gök arası dolusu günaha girse sonra tevbe etse Allahu Teala onun tevbesini kabul eder buyurduğunu bildirmiştir. Tevbe hakkında başka bir fasıl. Bildirildi ki Abdullah bin Mesud radıyallahu an bir gün Küfe kasabasından birinden geçiyordu. Fasıklar güruhuysa yine fasıklardan birinin evinde toplanmış şarap içiyorlardı. Yanlarında Zazan adında saz çalan ve güzel sesle şarkı söyleyen bir şarkıcı vardı. Abdullah bin Mesud radıyallahu an bunu duyunca ''Bu ses ne güzel sestir. Eğer onunla Allahu Teala'nın kitabı mübini okusaydı daha iyi olurdu.'' dedi ve paltosunu başının üzerine çekip gitti.
Abdullah bin Mesud'un sözünü şarkıcı Zazan işitmiş olduğundan dışarıda konuşan kimdir diye sordu. Yanında bulunanlar Peygamber Efendimizin ashabından Abdullah bin Mesud'dur cevabını verince ne söyledi dedi. Bu ses ne kadar güzel sestir. Bu sesle Kur'an-ı Kerim okusaydı daha güzel olurdu buyurduğunu kendisine söylediler. O anda şarkıcı Zazan'ın gönlüne heybet ve korku düştü. Hemen sazını yere vurup kırdı. Sonra hiç durmayıp Abdullah bin Mesud'a yetişmek için koştu. Mendilini boynuna atıp Abdullah'ın huzurunda pişman olup ağladı. Abdullah Zazan'ın boynuna sarıldı. İkisi de ağladı. Sonra Abdullah radıyallahu an, ben o kimseyi nasıl sevmeyeyim ki? Allahu Teala'yı sevdi ve hemen saz çalmaktan tevbe edip yere çaldı buyurdu. Zazan Abdullah'ın huzurunda ve hizmetinde bulundu. Hatta Kur'an-ı Kerim'i öğrenip ilimden büyük pay ve nasip aldı. İlimde imamlık derecesine çıktı. Haberlerin çoğunda Zazan Abdullah bin Mesud'dan bildiriyor yahut Zazan Selman-ı Farisi'den bildiriyor diyerek Zazan'ın Abdullah bin Mesud'la Selman-ı Farisi'den bildirmesi ve rivayeti olmuştur. Beni İsrail kitaplarında şöyle yazar. İlk zamanlarda şivesi, zinası ve güzelliği sebebiyle insanları kötü yola ve fitneyi düşürmüş bir kadın vardı. Kapısı açık dururdu. Kapısının hizasında sedir üstünde otururdu. Yanından her geçen ona bakar, güzelliğine hayran ve meftun olurdu. Yanına gitmek için 10 altın ve daha çok vermek gerekirdi. Günlerden bir gün kapısı önünden Beni İsrail abidlerinden bir abid geçti. Kadını evinde oturur gördü. O anda meftun ve hayran oldu. Nefsiyle mücadele ve kavgaya başladı. Bu halin kendisinden gitmesi için Cenab-ı Hakk'a çok yalvardıysa da o hal, o tutkunluk kendisinden gidip üzüntüsü kesilmedi. Nefsini bir türlü yenemedi. Hatta bir kumaşı vardı onu satıp lazım gelen altını elde edip kadının kapısına geldi. Kadın amide altınları vekiline teslim etmesini söyledi ve kendisine geleceği vakti bildirdi. Zamanı gelince abid geldi. Kadın gayet süslü ve ziynetli ve sedir üzerinde oturmuş olduğu halde yanına geldi. Onunla beraber sedir üzerine oturdu. Abid elini kadına uzatıp onunla oynamak ve sevişmek arzusunda bulununca yapmış olduğu ibadetlerin bereketiyle Allahu Teala'nın mücerred rahmet ve yardımı yetişti. Şu durumda Allahu Teala beni görür, bense haram iş yapıyorum. Yaptığım ameller boşa gider diye kalbine geldi. Kalbine korku ve heybet düştü. Bütün eklem yerleri oynamaya, vücudunda titreme ve yüzünde değişme oldu. Kadın ona bakıp abidin vücudundaki titremeyi ve yüzündeki değişmeyi görüp sebebini sordu. ''Sana ne oldu? Yüzünün rengi niçin değişti?'' dedi. Abid, ''Ben Allahu Teala'dan korkuyorum. Buradan dışarı çıkmama izin ver.'' deyince kadın, ''Yazık sana. Senin şu bulunduğun yakınlık ve kavuşma hali pek çok kimseler temenni etmektedirler. Sense o hale kavuşmuşsun.'' demesi üzerine abid, ''Ben Allahu Teala'dan korkarım. Senin vekiline verdiğin para senin olsun. Çıkmak için bana izin ve müsaade ver.'' deyince kadın, ''Öyle anlıyorum ki sen hayatında böyle bir işte hiç bulunmamışsın.'' dedi. Abid, ''Evet, hiç böyle bir iş yapmadım.'' dedi. Kadın abide kim olduğunu sordu. ''Senin adın nedir?'' dedi. Abid ona nereli olduğunu ve adını söyledi ve abidin yanından çıkmasına izin verdi. Abid kadının yanından çıkıp korku ve helaki hatırına gelip ağladı. Abidin hareketiyle kadının kalbinde bir korku ve heybet düşüp kendi kendine, bu abidin en önce yapacağı günahta gönlüne bu kadar korku ve heybet düştü. Bense bunca zamandan beri sayısız günaha giriyorum. Halbuki onun korktuğu Rab benim de Rabbimdir. Benim ondan daha çok korkmam, utanmam gerekir diyerek Allahu Teala'ya tevbe etti. Kapısını kapadı. Eski elbiseler giyip Allahu Teala'ya ibadet yoluna koyuldu. Bu yolda sebat etti. Kendi kendine, eğer o abide rastlarsam belki benimle evlenirdi. Onun yanında ve terbiyesinde bulunup ondan din işini öğrenirdim. Rabbime ibadet etmene bana yardımcı olurdu dedi. Hemen hazırlanıp para ve hizmetçilerini de alıp o abidin bulunduğu memlekete gitti. Abidi sordu.
Abide, bir kadın geldi seni arıyor dediklerinde abid kadının yanına gelince kadın kendini abide tanıtmak için yüzünden örtüsünü kaldırıp yüzünü açtı. Abid onu görüp aralarında geçen olayı hatırladı ve o anda düşüp can verdi. Kadın üzüntü ve elem içinde şaşkın bir halde kaldı. Kendi kendine ben bunun için kalkıp buraya gelmişim, o da vefat etti. Acaba akrabasından anıma muhtaç kimse var mıdır diye düşündü ve sordu. Salih bir kardeşi olup ancak fakir olduğunu söylediler. Fakir olmasında zarar yok, bizde olan bize yetişir dedi. Ölen abidin kardeşi gelip kadınla evlendi. Ondan 7 oğlu dünyaya geldi. Hepsi de Beni İsrail içinde peygamber oldu. Sen sıdk ve taatin bereketine ve hüsnü niyete bak ki sıdk ve doğruluğundan ötürü Allahu Teala Abdullah bin Mesud sebebiyle şarkıcı Zazan'a nasıl hidayet ihsan eyledi? Sen nefsinde salih ve Rabbine verdiğin sözü bozmadıkça fasit senin yanında salih olmaz. Sen halvetinde Allahu Teala'ya halis ve muhlis olduğun ve insanlarla bulunduğun zaman mürai olmadığın, hareket ve hareketsizliğinde ve her halinde Allahu Teala'yı bir bildiğinde Allahu Teala senin tevfikini artırır. Seni nefsin arzularından, insan ve cin şeytanlarının aldatmasından ve bütün kötülük ve günahkarlıklardan, bidat ve sapıklıkların tümünden korur. Emirleri yapmada münkere düçar olmaksızın münker aradan kalkar. Zira münkeri kaldırayım ve değiştireyim derken o anda ikinci bir münker iş yapmak zarar doğurur. Nitekim zamanımızda, yani Abdülkadir Geylani zamanında Hicri 471-561 bir kimse münkeri kaldırmak ve yok etmek ister. Halbuki o anda kendisinden sövme, dövme, kırma, elbise yırtma ve halleri bozmadan birçok münker ve fesatlar meydana gelir. Bunların hepsi onların, sıddıkların ve imamların azlığına, zayıflığına, yakinlerinin noksanlığına ve nefislerinin arzularının kendilerine galip geldiğine işarettir. Önce kendi nefislerinde bulunan münkeri gidermeleri, onunla meşgul olmaları farz-ı ayındır. Hal böyleyken başkalarının münkerinin gidermeye uğraşırlar ve kendi nefislerine lazım gelen farz-ı aynı terk ederler. Farz-ı aynı, farz-ı kifayı üzerine tercih ve takdis ile gerekli olanları bırakıp kendilerini ilgilendirmeyen şeylerle meşgul olurlar, malayani ile uğraşırlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kişinin malayani terki onun İslam'ının güzelliğindendir buyurdu. Bunun için münkeri yok etmeyi ve bu hususta sözünün tesirli olmasını arzu edenlerin önce kendi nefislerindeki münkeri gidermeleri, nefislerine vaaz ve nasihat etmeleri ve nefisleri kendilerinden açık veya gizli meydana gelen günahlardan el çekmeleri vaciptir, lazımdır. Bunların hepsinden temizlendikten sonra başkasıyla meşgul olmalıdır. Bakara suresinin 44. ayeti kerimesinde, İnsanlara iyilikle emredip kendinize unutur musunuz? Buyurması buna işarettir. Ancak bu durumda münker kolay ve suhuletle kendisi tarafından ortadan kaldırılır. Nitekim Abdullah bin Mesud radıyallahu anh anlattığımız hikayesi buna bir örnektir. Sen yine o abide zuhur ve sıdıkla ve ibadeti bereketine dikkat et. Allah-u Teala onu zinadan ve büyük günah işlemekten nasıl korumuş ve onu, ondan kötülük ve fahşayı bu surette çeviririz. Çünkü o muhlis kullarımızdandır. Ayet-i kerimesinin sırrına nasıl kavuşturulmuş ve yukarıda bildirildiği gibi onun o halvetteki sıdkı geçen zaman ve günlerdeki güzel taatı sebebiyle Allah-u Teala onunla o fahişi arasına perde olmuştur. Bundan sonra o abidin ibadetin bereketiyle o zina işlemiş kadına kurtuluşu ihsan ettiğine, sonra o kadının o abidin bereketiyle onu kardeşine nasıl kavuştuğuna, fakirliğini giderdiğine, en güzel kadını onunla evlendirip onu zengin yaptığına ve o kadını da onlara anne yapmasına dikkat et. Dikkat et de her iyiliğin Allahu Teala'ya taati olduğunu ve kötülüğün, şerrin de günahta bulunduğunu mutlaka anla. Tevbenin kabulü dört şeyle bilinir.
tevbe edenin tevbesinin kabul olduğu dört şeyle bilinir. 1. Dilini boş ve lüzumsuz sözden, yalan, gıybet ve nemimeden korumasıyla. 2. Kalbinde bir kimse için kin, çekememezlik ve düşmanlık görülmemesiyle. 3. Kötü arkadaşlardan ve yaramaz kimselerle bir arada bulunmaktan vazgeçmesiyle. Çünkü kötü arkadaş onun kastını bozmak ve yaptırmamak için yük olur. Azim ve cezminin sağlamlığını bozmaya, karıştırmaya, bulandırmaya çalışır. Tevbe edenin tevbesi üzerine sebatıysa, ancak onun tevbeye rağbetini artıracak şeyleri görmeye devamla, haf ve recasında kuvvet verecek şeylerden yapmak istediği şeyin tamam ve olgun olmasını kolaylaştıran sebeplerin çoğalmasıyla ele geçer. Bu halde çirkin şeylerden kendisinde bulunan ısrar düğümü kalbinden çözülür. Çözülür de şehvetlerine, nefsi arzularına uymaktan dizginini çeker. Sakınılması, kaçınılması gereken yasaklara eğilmekten, meyletmekten uzak olur. Kusur ve hatalardan ayrılıp ileride ona benzer günahlara dönmemek üzere kast ve azimetini sağlamıştır. 4. Tevbeden Allahu Teala'ya taat ile gayret sarf ederek geçmiş günahlarına pişmanlıkla istiğfar edici olduğu halde ölüme muvafık bulunması ve ölüm için hazırlanmasıdır. Bazıları da tevbenin kabul olunmasına alamet dört şeydir dediler. Bunlardan birincisi, o kimsenin fasık ve facirlerden kesilip nefsinde onlarda heybet ve büyüklük göstermeyip ancak salihlerle bir arada bulunmasıdır. İkincisi, bütün taat ve ibadetlere yönelip günahlardan kendini çekmesidir. Üçüncüsü, dünya rahat ve sevincini gönlünden çıkarıp daima kalbini üzüntü görmesidir. Dördüncüsü, Allahu Teala'nın emri olan taat ve ibadetle meşgul olarak Allahu Teala'nın kendisinin kefili olduğunu bilip rızık için üzülmemesidir. Bu bildirilen alametler kendisinde bulunduğu vakit o kimse Allahu Teala'nın Bakara Suresi 222. Muhakkak ki Allahu Teala tevbe edenleri sever ve temiz olanları sever ayeti kerimesiyle bildirdiği tevbe edenler zümresinden ve temizler kafilesinden olur. İnsanlara onun için bazı şeyler vacip olur. 1. İnsanlar onu sevmelidir. Zira Allahu Teala onu sevmiştir. 2. Allahu Teala onu tevbesi üzerine sabit kılması için ona dua etmelidir. 3. İnsanlar onu eskiden yaptığı günahlardan dolayı ayıplamamalı. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse mümin kardeşini bir günah sebebiyle ayıplasa, o kimsenin ayıplaması ayıplanan günahına kefaret olur. Mümin kardeşini bir günah sebebiyle ayıplayan kimseyi ayıpladığı günaha düşürmek Allahu Teala'ya layık olur. Bir kimse mümin kardeşini bir günah ve kusuru sebebiyle ayıplasa, o kimse o günah ve kusuru işleyip onunla rüsva olmadıkça dünyadan gitmez buyurmuştur. Mümin olan kimse bile bile günaha düşmek istemez. O günaha düşmesi, şeytanın güzel ve süslü göstermesi, şehvetin galip gelmesi, hududu aşması, hırsın şiddeti, gaflet ve aldanmanın birikmesiyle olur. Nitekim Allahu Teala Hucurat Suresinin 7. ayetinde küfür, fısık, isyan ve masiyet size kötüdür buyurup kerih gösterdiğini bildirmiştir. Bunun için bir günahtan tevbe eden müminin o günahla ayıplanması caiz değildir. Bilakis ondan tevbesi üzerine sebatına dua etmeli. 4. İnsanlar onunla bir arada oturmalı, sohbet etmeli, konuşmalı ve ona yardımcı olmalıdır. Bunun gibi o kimseye Allahu Teala 4 kerametle ikram eder. 1. Onu öyle temiz ve pak eder ki sanki hiç günaha girmemiş gibi olur. 2. Allahu Teala onu çok sever. 3. Allahu Teala ona şeytanı musallat kılmaz, onu şeytanın musallat olmasından korur. 4. Fussilet Suresinin 30. ayetinde bildirdiği gibi Allahu Teala onu dünyadan çıkarmadan önce korku ve hüzünden emniyette müjde ve beşarete kavuşturur. Tarikat büyüklerinin tevbe hakkındaki sözleri. Ebu Ali'nin Dekkak rahmetullahi aleyh buyurdu.
Tevbe 3 kısımdır. Başlangıcı tevbe, ortası inabe, sonu evbedir. Buna göre tevbe başlangıç, inabe vasıta, evbe de sonucu olmuş olur. Cezadan korkup tevbe eden kimseye tevbe sahibi denir. Karşılık ve sevap için tevbe edene inabe sahibi, sevabı işlemek, azaptan kaçmak şeklinde olmayan, yalnız Allahu Teala'nın emrine uymak için tevbe edene evbe sahibi denir. Bazıları tevbe müminin sıfatıdır dedi. Nitekim Allahu Teala Nur Suresi'nin 32. ayetinde "Ey müminler, hepiniz Allahu Teala'ya tevbe ediniz ki kurtulasınız." buyuruyor. İnabe Allahu Teala'ya yakın evliyanın sıfatıdır. Nitekim Allahu Teala inabe etmiş kalp getirdi buyurdu. Evbe resullerin sıfatıdır. Allahu Teala'nın "Evvab olan ne güzel kuldur." ayeti kerimesi buna işarettir. Cüneyd-i Bağdadi rahmetullahi aleyh buyurdu. Tevbenin 3 manası vardır. 1- Pişman olmaktır. 2- Allahu Teala'nın kendisine yasak ettiği şeyi dönmeyi terk etmeye azim ve kastetmektir. 3- Kulaklarını ödemek ve yerine getirmektir. Sehil bin Abdullah rahmetullahi aleyh buyurdu. Tevbe, yarın yaparım diyenler helak oldu. Hadis-i şerifinin manasıyla amel edip tehir etmeyi, yarına bırakmayı terktir. Cüneyd-i Bağdadi dedi ki, günlerden bir gün Sırr-ı Sekati'nin rahmetullahi aleyh yanına gittiğimde yüzünün renginin değişmiş olduğu için size ne oldu diye sordum. Sırr-ı Sekati, yanıma bir genç gelip bana tevbeden sordu. Tevbe, senin günahını unutmandır dedim. Genç itiraz edip öyle değil, belki tevbe ancak senin günahını unutmandır dedi diyerek olayı aydınlattı. Ben de Sırr-ı Sekati'ye yani dayıma hitap ederek bu hususta ben de o genç gibi düşünüyorum demem üzerine Sırr-ı Sekati niçin öyledir deyince zira cefa halini unutup sefa haline erişen kimseye cefanın hatırlanması cefanın ta kendisidir diye verdiğim cevap üzerine Sırr-ı Sekati sustu buyurdu. Sehil bin Abdullah buyuruyor. Tevbe günahını unutmamandır. Cüneyd'e rahmetullahi aleyh tevbeden sorulduğunda tevbe senin günahını unutmandır buyurdu. Yani günaha girmeyi hatırına getirmemendir. Ebu Nasır Sirac bu iki söz arasında söze başlayıp buyurdu. Sehil eylediği beyanda müritlerin hallerine, bazı müritlerin lehine, bazen de aleyhlerindeki itiraz edenlere işaret etmiştir. Ama Cüneyd, hakikate kavuşanların tevbesine işaret etmiştir ki, hakikat sahiplerinin kalplerindeki hakkın azamet ve devamlı zikri galip gelmiş olmasından ötürü onlar günahlarını hatırlamazlar. Bu izahımız Rüveym'e tevbeden sorulan sorunun benzeridir ki Rüveym tevbe nedir sorusuna tevbe tevbeden tevbedir buyurdu. Zunnini Mısri rahmetullahi aleyh tevbe senin Allahu Teala'dan gayri olan şeylerden Allahu Teala'ya dönmendir. Abdullah bin Muhammed bin Ali rahmetullahi aleyh buyurdu. Zellattan tevbe edenlerle gafletten ve iyiliği görmekten tevbe edenler arasında çok fark vardır. Ebu Bekir Vasıti rahmetullahi aleyh buyurdu. Nasuh tevbesi sahibi üzerinden gizli ve açık günahtan hiçbir eserin kalmamasıdır. Bunun için nasuh tevbesi yapan kimse akşama kadar nasıl kavuşur ve sabaha nasıl çıkar düşüncesinde değildir. Yahya bin Muaz Razi rahmetullahi aleyh münacatında ''Ya Rabbi, yaratılmış olduğumu bilerek tevbe ettim. Bir daha yapmam diyemem. Halimin zayıflığını bildiğimden günahları terk ederim.'' demedim. ''Ancak günahlara dönmeden önce belki ölürüm düşüncesiyle demem derim.'' dedi. Zinnuni Mısri buyurdu. ''Tevbe, yeryüzü bu büyük genişliğiyle sana dar gelip seni rahatlandırıcı olmadığı, nefsinin de şiddet ve gamın çokluğundan seni sıkıştırmasıdır.'' Bu halde Hakk'ın kerem ve affından gayrı sığınacak yer olmadığını bilip ona göre Hakk'a tevbe, inabe ve rücu etmendir. Nitekim Allahu Teala Tevbe suresinin 75. ayetinde yeryüzü bu genişliğiyle onlara dar oldu. Nefisleri de onlara dar oldu. Bunu işareti buyuruyor.
İbni Ata rahmetullahi aleyh buyurdu. Tevbe ikidir. Biri inabet, diğeri isticabe tevbesidir. İnabet tevbesi, kulun hakkın ukubetinden korkarak tevbe etmesidir. İsticabe tevbesi, kulun Allahu Teala'nın kereminden haya ederek tevbe etmesidir. Yahya bin Muaz, Razi rahmetullahi aleyh buyurdu. Tevbeden sonra hata etmek, tevbeden önceki 70 hatadan çirkindir. Ebu Ömer, Antaki rahmetullahi aleyh, Ali bin İsa-i Veziri kalabalık bir askeri birlik içerisinde atına binmiş giderken etrafında bulunan garipler bu kimdir dediler. Bu halde yol üzerinde ayakta duran bir kadın, bu kimdir deyip işaret ettiğiniz adam Allahu Teala'nın nazarından düşmüştür. Allahu Teala onu sizin gördüğünüz şu hale müptela kılmıştır deyince Ali bin İsa vezir kadının bu sözünü işitince asker içinden geldiği yere dönüp vezirlikten istifa etti. Sonra Mekke'ye gidip oradan mücavir olmayı seçti.